これはどうも、ご確認します。Hurmatlı sözlerimiz, yolcularda ıslak kullanacağız. Ortanya kapalı, Cemaatçımız bizge Utkur Bek Mirzayev geldiler, sal keçip geldi. Bu opa başka mahalleden de? Bir kişi katlaşırsa. Halk namıdan? Bir kişi namıdır. Bir kişi katlaşırsa verilmek için uygulaştılar mı şunu kanatlandı? Geçen muhakkak mahkulyanımız, süt hayatı, mahkulyanımız, ayol dedim. Yok, yürüyemez. Yine Sultan Fayyat'ta adını kuralım. Sultan Fayyat'ta adını kuralım. Sultan Fayyat'ın ıhtımaslaması Sıman Kona'yı kuralım. Zeynep Sarar, Mahafat, Mahallat Kuralı'yı yürüyorlar. Canvası'nın yürüyüş kararı bulan Yükavrı'nın dostlarının Mahallat'ın Kuralı'nı koyuyuz. Özbekistan Sıfır Kazanet'in 265. Cuma'da 3. Ağzı ve Cennet Kötü'nün 29. Cuma'da 3. Ağzı var. Sultan Fayyat'ın Sıfır'ı otedik. Abdümanlar Zadan Süt Muhakkaması Cemal Kurnası sıfatla iştirak etişe cevap konusu. Dost Murad Marlon Pamba'yı ölçüken Özbekistan Respublikası Ziraat Pasaportu'nun 44. muhasasında nazar tutulan kumar için hukuk ve mazgatları düşündürülsün. Oturun. Dost Murad Aldın Katar'a köy var. Cay veririz Aldın Katar'a. Abla joy bering. Demak sizga O'zbekiston Respublikasining Tasarruf kodining 44-chi moddasidagi huquq majburiyatlarni tushuntiriladi. Siz sud muhokamasida ishtirok etayotgan ish materiallaridan tanishishga, dalillar taqdim etishga va ularni tekshirishda ishtirok etishga iltimosnoma berishga, taraflarning muzokaralarida so'zga chiqib, sudlanishni oqlaydigan yoki uning javobgarligini yengillashtirgan Oradan kısıtlı sütke kır verilişte haklısız. Şimdi süt mukamasında işte yetişi cama dağımında. Cama'nın birleşmesi yapıyor. Cama'nın fikrinin sütte bayantılışı. Ve işin sütlanışı akvalının yengiline sütü. Halkların antlaşka kurmakları şartıda kırmak birleşke haklısız. Şuna bunu bakarız. Demek süt hayatı öz yerine masraflaşıp Sud muzakaralarına ulaşmaya hazırlık kıladı. Demek taraflar muzakara sözünün yetiştirdiğini başlayınız. Demek iş boyunca şikayet köptürülgen cinayet tasarlanan içine göre şikayet köptürülgen taraftan sud muzakaraları başlanan bu muzakara sözü lazım ayeti. Mahkumat davranıp muzakara sözü siz geliyorsunuz. Hormat sud hayatı mindeletim olsun ama bu? Mahkumat. Hormatlı sud hayatı, mən hazırlıqlı kasarlıqım sababını
Hozir ishtirok etishim juda qiyin bo'lyapti. Nima sog'lig'im masalasi yo'q, chunki men birinchi muzokara qilib ketsam. Hozir bu yerda o'tirishim ham qiyinlashib ketyapti. Davlat, qarshiligim yo'q buni. Qolmurod, e'tirozingiz yo'q? E'tiroz yo'qmi? Ma'lumot. Prokuratura nechtami? Prokuratura. Otabek Sattorov. Muzokara so'zini boshlash ruxsat so'rayapti. Ruxsat so'rayapti. Advokatlarni ham o'qishaman. Rahmat. Sattorov. Sattorov. O'chiraman bitta. Do'st Murodov. O'chiraman. Tegishli bo'lgan jinoyat ishidan muzokarasini mendan boshlaganingiz, mana o'zimni fikrimni qisqa aytaman va yozma ravishda taqdim etaman sizga. Hurmatli sudyalar, Otabek Sattorovning jinoyat ishi bo'yicha men jabrlanuvchi va shoqulat hamda Turdiyevlarda qonunlarni himoya qilib kelganman birinchi bosqich sudida va mana apellyatsiya sudida ham himoya qilib kelganman. Biz birinchi bosqich sudining hukmidan rozimiz va adolatli hukm chiqarilgan, qonuniy va adolatli hukm chiqarilgan deb hisoblaymiz. Sababi biz o'sha birinchi bosqich sudida hamda apellyatsiya sudida ham o'zimizni o'sha e'tirozlarimizni haqiqatdan ham Otabek Sattorov tomonidan qilingan noqonuniy harakatlarni dalil va isbotlar bilan to'liq o'sha nima qilib berdik, isbotlab berdik birinchi bosqich sudda ham hamda apellyatsiyada. Apellyatsiyada masalan aytadigan bo'lsak, Shoqulatovga tegishli bo'lgan ikkita uyda Otabek Sattorov tomonidan ta'sir ostida olinganligini isbotlab berdik. Uni isbotimizga o'zining jabrlanuvchining ko'rsatmalari hamda guvoh sifatida so'ralgan Xudoyberdiyev Isroil Go'riyevning ko'rsatmalarini misol qilib ayta olaman. Bu sudlanuvchining himoyachilari yoki o'zi tomonidan keltiriladigan o'sha e'tirozni men taxmin qilib turibman. Taxminim notarisni so'rab qilganimda mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi. Mana notaris haqiqatni aniqlab berdi. Yo'q, bu yerda notaris hech qanday haqiqatni aniqlab bergani yo'q, chunki Shoqulatov to'lqin notaris haqida hech narsa degani yo'q, chunki notarisga borib meni ta'zim ostida o'sha uyimni oldi deb aytdim degani yo'q. Men notarisga hech narsa demaganman. O'zim haqiqatdan ham o'zim xohishim bilan borganman deb ko'rsatma berdim. Ikkinchi e'tirozlar bo'yicha o'sha Otabek Sattorov hamda himoyachilar tomonidan 20 ming dollar haqida gapirildi. Hurmatli sud qayerda e'tibor berishlarini so'rayman. Mana birinchi bosqich sudi 2 oy davom etgan bo'lsa, o'sha 20 ming dollar haqida hech kim hech qanaqa 20 ming dollar degan so'zni o'zi ishlatilmagan edi. Apellyatsiyaga sudiga kelyapti-da, bular 20 ming dollar berganmiz, mana shu bilan shuncha pul bo'ldi deb e'tiroz bildirishyapti. Yo'q, 20 ming dollar haqida bo'lmagan gap. Shoqulatov to'lqin yolg'on gapirolmasligi sababi mana shu yerda aytishi mumkin edi. Qachon 20 ming dollarda oldim deyishi mumkin edi, lekin haqiqatni aytyapti. Men o'sha 20 ming dollarda pulni oldinga nima haytali degan quruvchidan olib kelib bergunimga qadar ushlab turing degancha ushladim, to'g'ri ertasi kuni berdim deb e'tiroz bildiradilar. Bularni inobatga olishlaringizni so'rayman hamda o'sha birinchi bosqich sudida Shoqulatovga qaytarilgan ikkita uyini o'sha asosda deb topishlaringizni va Otabek Sattorov tomonidan to'langan 234 million qaytarilishi haqida hukm chiqarilgandi, o'shaning asosida deb topishlaringizni so'rayman. Bundan tashqari ikkinchi himoya ostidagi Turdiyev o'tkir bo'yicha ham Turdiyev o'tkirda o'zini so'rog'ini ham aytib o'tdilar. Faqatdan ham mendan 10 ming dollar so'ragan deb, lekin bu kishi o'sha kuni kasalliklar, covid kasalligi bilan kasallanganlar, shu uchun balki o'sha kuni hayajonlangandi boshqadir, lekin o'sha fikrini yetkazib beroldimi yo'qmi bilmadim. Bizda o'sha epizod bo'yicha aktiv guvoh va Qayonov Hasan degan
Bayan hastanede ben geçe kısal bolsamda ictimai tarmakta olup işin kursatmalarını gördüm. Hakikaten oşa spot kılıp verdiler de öyleyim. Men bordim, borganimda menga 10 ming dollar so'radi. Aytasan, gapangarib aytdi deb u kishi konkret aytdilar. Bundan tashqari gaz bo'yicha matbuot kotibi ham ko'rsatuv berib o'tdi. Matbuot kotibi Aziz Mashrab ham o'zining ko'rsatuvlarida aniq vaqtini aytib o'tdi. Haqiqatan ham Otabek Sattorov bunga Telegram messenjeri orqali SMS xabarlarni jo'natganligi, haqiqatan ham borib kattangga aytasan, kattang ataganini olib kelsin. Katta mana shu o'tkirga, kurbik o'tkirga 2 kun muhlat berdim, lekin qo'yib qo'ydi degan joylarini, hamma SMS xabarlarini to'liq tasdiqlab berdim. Hurmatli sud, ushbu yuqoridagilarni inobatga olgan holda Muzrobod tuman sudining 2021 yil 13 may kunidagi hukmini o'zgarishsiz va sudlanuvchi Otabek Sattorov va himoyachilar tomonidan keltirilgan apellyatsiyasini apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmasdan qoldirishlarini so'rayman. Shuningdek, ushbu sudda hurmatli sud kuzatuvchi sifatida qatnashgan va sizlar tomoningizdan ogohlantirishlaringizga qaramasdan sud protsessini yoritib borgan blogerlarga nisbatan ham qonunda belgilangan tartibda munosabat bildirishlaringizni so'rayman. Rahmat. Rahmat. Sud men chiqib ketsam mumkinmi? Hurmatli sudlar hay'ati, hurmatli prokuror hamda protsess ishtirokchilari, mana bugun biz mana shu apellyatsiya tartibida ko'rilayotgan Otabek Sattorovga jinoyat ishi yuzasidan sud tergovini yakunlab, muzokara qismiga kelib turibmiz. Endi men avvalambor apellyatsiya o'zim apellyatsiyamda 5 epizod bo'yicha kiritganman. Apellyatsiyada ko'rsatilgan barcha holatlarni to'liq qo'llab-quvvatlab qanoatlantirishingizni so'ragan holat, yana qo'shimcha bir ikkita holatlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Birinchi epizod Bochin To'rayev epizodi, ya'ni bozor epizodi. Endi bu yerda dastlabki tergov organi tomonidan Otabek Sattorovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasining 1 qismi bilan ayb e'lon qilinyapti. Ya'ni tovlamachilik, jinoyat ishi hujjati yuzasidan gapiradigan bo'lsak, Lochin To'rayev o'zi yoki yaqin qarindoshlari uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotni oshkor qilish yoki tarqatishdan qo'rqib, undan biror bir moddiy boylik talab qildi deb ayb e'lon qilinyapti jinoyat ishi bo'yicha. Birinchi bosqich sudi ham xuddi shunda u holat bo'yicha Otabek Sattorovni aybli deb topib, jinoyat ishi yuzasidan jazo tayinladi. Lekin jinoyat ishi hujjatlarida bironta asoslantiruvchi, ya'ni Lochin To'rayev o'zi yoki yaqin qarindoshlari uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan mana manba dalili oshkor qilish bilan qo'rqibdi degan bironta dalil yo'q jinoyat ishi hujjatlarida. Agarda Otabek Sattorovning ishini qilgan xatti-harakatini yuridik jihatdan kvalifikatsiya qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, balkim bu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan kvalifikatsiya qilish mumkindir. Lekin 165 moddasiga umuman qotmaydi bu holat. Shu bilan birgalikda mana 30-chi chislo kuni tadbir o'tkazilyapti. 1-chi chislo kuni Otabek Sattorovga yonida hech kim yo'q bo'lsa ham bir guruh shaxslar tomonidan oldindan jinoiy til biriktirib jinoyat sodir qildi deb ayb e'lon qilinib, sanksiya olinyapti. Lekin jinoyat ishi bo'yicha jinoyatda ayb e'lon qilish to'g'risidagi qarorda Otabek Sattorov aynan kim bilan qanday jinoyat sodir qildi, qanday holatda, vaqti, soati to'liq bu narsalar ayb e'lon qilish to'g'risidagi qarorda ko'rsatib berilmagan. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qaror talablariga ko'ra sodir qilingan jinoyatni vaqti, soati, qilish usuli ayb e'lon qilish to'g'risidagi qarorda to'liq bayon qilingan bo'lishi kerak edi. Shu bilan birgalikda mana jinoyat ishi yuzasidan 29-chi chislo kuni soat 4:25 diktofonni berish, 30-chi chislo kuni soat 15:30 diktofonni qaytarib olish to'g'risida bayonnoma tuzilgan. Lekin mayli 29-chi kuni beribdi, 30-chi chislo kuni qaytarib olibdi, o'sha holatlarni to'liq o'rganibdi. Nima uchun jinoyat ishi hujjatlarida o'sha diktofon yozuvlari yo'q? Nima uchun o'sha jinoyat ishi hujjatlarida diktofoni stenogrammasi yo'q?
Eğer de diktafonda Otabek Sattori hakikatta aytgan bo'lgan edi, bana meni qo'limda bunaqa zarf bor. Ben şu zarfisi eğer de şu aytgan telefonunu akti vermesen, zarfisi çıkarıp şerlanda kılaman degan o başı gap bo'ladi. Çünkü bu diktafonda bir de bunaqa gaplar umuman bo'lmagan. Şu sebeple bana apellyatsiya sudigan dastlabki tergov organi o'sha diktafon yozuvini taqdim qila olmadı. Keyingi masala, Lochin Toreyev tomonidan taqdim qilingan disk bor ekan, endi hozirgacha o'rganib nima qila olmadik. Lekin jinoyat ishida ham diktafon yozuvlarini, nimani, disk taqdim qilingan diskdagi yozuvlari ko'zdan kechirish haqida bayonnoma tuzilibdi. Lekin u bayonnomada bu diskdagi yozuv qayerdan keldi? Kelib chiqish manbasi aniqmi yoki yo'qmi? Bu protsessual qonunchilikka asoslangan holatda oldindan ariza berilib, to'liq zapis qilinib olingan maqbul dalilmi? Agarda maqbul dalil bo'ladigan bo'lsa, jinoyat ishida dalil deb e'tirof etish mumkinmi yoki yo'qmi? Bu savollar hammasi ochiq qolib ketgan. Dastlabki tergov vaqtida. Jinoyat ishi yuzasidan o'sha taqdim qilingan disk dalil deb e'tirof etilmagan. Shundoq ekan, birinchi epizod, ya'ni Lochin Toreyev tomonidan berilgan ariza yuzasidan to'plangan dalillar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarori talablariga asosan nomaqbul dalil topilishi hamda bu epizod bo'yicha oqlanishi lozim degan fikrdamiz, hurmatli sud. Bu to'g'risida to'liq yozma ravishda taqdim qilamiz. Shu bilan birgalikda men birinchi bosqich sudi davrida fuqarolar murojaatlari to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib yozilgan arizadagi holatlarni to'liq tasdiqlovchi hujjatlar hammasini sudga taqdim qilganman. Jinoyat ishini 6-7 tomlarda turibdi. Shular ham maslahat uyida to'liq o'rganib, bu holatlarga chuqur munosabat bildirishingizni so'rayman. Ikkinchi epizodimiz, ya'ni uy epizodi. Mana hamkasbimiz hozir aytdilar, notariusi bahona qiladi. Notariusi gapi bilan oqlash so'raydi. Aynan notariusi gapi bilan emas. Jinoyat ishi hujjatlarida jabrlanuvchi tomonidan o'zi dastlabki tergov organiga taqdim qilgan ikkita kvitansiya bor. Agarda u summa bilan jabrlanuvchi sud majlisida birinchi bosqich sudida talab qilgan summani solishtiriladigan bo'lsa, juda katta farq bor. Ya'ni Otabek Sattor endi 3-chi vazifatida aytayaptilar, nima uchun birinchi bosqich sudida 20 ming dollar haqida gapirmadi? Biz birinchi bosqich sudida 20 ming dollar haqida gapirishimiz mumkin edi. Lekin ishonmaganligimiz uchun bu holatlar ham tekislab yopib o'tib ketilmasin, apellyatsiya ochamiz bu holati deb ishonchimiz komil bo'lganligi uchun biz ochmaganmiz bu holatni. Mana jabrlanuvchi o'zi kelib, haqiqatda sizga dollar 20 ming dollar 34 million pul berilganmi deganda, ha dollar olganman deb o'zi gapirib turibdi. Bu birinchi holat. Ikkinchidan, mana birinchi bosqich sudida davrida menga Toshkent shahar hokimi Xudoyberdiyev bosim o'tkazgandan keyin ben shu uylarni berishga majbur bo'ldim dedi. Mana video zapisi hammasi turibdi. Bemalol internet orqali istalgan odam ochib ko'rishi mumkin. Men savol javob qilyapman. Mana bu sud majlisida bizlar Termiz shahar hokimi Xudoyberdiyevga so'roq qilganimizda ular aytibdilar, yo'q, men taklif kiritdim. Chunki hozirgi kunda Termiz shahrida 417 dan ortiq ko'p qavatli uylardagi uylar sotilmay turibdi. Tadbirkorlar uni orqasidan kredit olib, hozir zarariga ishlayapti. O'shaning uchun men taklif kiritgan zakoti u rozi bo'ldi. Deb mana ko'rgazmani berdilar. Hech qanaqa men jabrlanuvchiga bosim o'tkazganim yo'q, deyapti. Endi bundan tashqari mana notarius keldilar, haqiqatda ular muomalaga layoqatliligini, ruhiy holatini hammasini to'liq o'rganib chiqqanliklarini, o'zlari rozi bo'lib shu sotilganligini hamda aynan jinoyat ishiga taqdim qilingan kvitansiyadan notariusga ham taqdim qilinganligini ko'rsatib o'tdilar, nusxasini ko'rsatdilar. Endi bu yerda o'rinli savol bo'ladi. Jinoyat ishidan aynan asl nusxa, notariusga ham aynan asl nusxa. Chiqim raqami hammasi bir xil, chistosi ham, summasi ham bir xil. Otabek Sattor aytibdi, mana 20 ming dollar 34 millionni amerikalik investor ismi nima edi uni? Yusuf aka. Steve. Amerikalik investor men tarjimon bo'lganligim uchun o'sha Steve bilan birgalikda olib borib berdim. Puli deyapti. Demak, puli oldi, o'z xohishi bilan o'zi notarius topdi, notariusga borib, oldi sotdini rasmiylashtirib berdi. Otabek Sattor shu asosida kadastro hujjatlarini rasmiylashtirdi, hozirgi kunda o'zining nomida. Bu yerda qanaqa nizo bor? Ana endi aytayaptiki, meni videoni olib, video qo'yish bilan qo'rqitdi. Qo'rqitgan bo'lsa, qani jinoyat ishida o'sha video? Bular nimasini qo'rqitdi?
köçedeki yatken bu sürü videoyu alıp koyuvarsayan beni kette cerime kütüşü mümkün der. Hani o şey köçedeki bu sürü zapisi hani? Benim için de sepetiyle uğurduğunu Otabek'in telefonunu attı. Üyeden kompüterlerini attı. Tıntı ıtkızı, teknike vasıtaları hemen her sesini atışıp getirdi. Benim için şunları içeriden topmadı. Ulaga mutakassis tayyorlagan mutakassis o'sha udalik qilinganlardan vastanov etgan mana jinoyat ish hujjatlaridan mas'ulmi. Lekin aynan quruvchi Shohilatov qilgan xatti-harakati yoki yashagan o'sha qurilishda qilgan xatosi bo'yicha nima uchun bironta video chiqmadi agarda bor bo'lsa? Bu epizod faqat taxmin va farazlar asosida aynan Otabek Sattorovni aybdor qilish hamda uni shu modda bilan javobgarlikka tortiladigan bo'lsa ko'p yil muddat ozodlikdan mahrum qilish jazosi kutishi maqsadida qilingan degan fikrdamiz, hurmatli sud. Agarda haqiqatdan ham Shopilatov qo'rqitib, shantaj qilgan bo'lganida u ashyoviy dalil topilgan hamda jinoyat ishi hujjatlariga ilova qilingan bo'lardi. Hamda jinoyat ishini kvalifikatsiya qilish davrida o'sha topilgan bo'lganida o'sha dalil, xo'p. Shopilatov shaxsiy hayoti bo'yicha tahdid qiluvchi materialmi yoki tadbirkorlik faoliyati bo'yicha tahdid qiluvchi materialmi yoki o'sha Shopilatov yaqin qarindoshlariga nisbatan tahdid qiluvchi materialmi, bu narsaga aniqlik kiritilgan. Bu holat yuzasidan lingvistik ekspertiza tayyorlangan. Bu yerda haqoratomuz yoki insonni shaxsi qadr-qimmatini kamsituvchi yoki uni hayotiga ertaga ochiqlangan taqdirda hayotiga xavf soluvchi ma'lumot bor yoki yo'qligi to'g'risida qonunda belgilangan tartibda ekspertiza tayyorlanib isbotlanishi kerak. Birinchidan dastlabki tergov organi ham birinchi bosqich sudida ham bironta dalil bo'lmasdan turib faqat bitta jabrlanuvchini pokazaniyasi bilan ko'rgazmasi bilan Otabek Sattorov ushbu modda bilan aybli deb topilgan. Bu mutlaqo adolatsizlik, hurmatli sud. Agarda dastlabki tergov organi hozir ham, hali ham kech emas, hozir ham sudga mana Shopilatov shaxsiy hayoti bilan bog'liq bunaqa video syomkasi bor ekan, agarda ochiladigan bo'lsa Shopilatov hayoti butunlay ostin ustun bo'lib ketadi yoki tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bunaqa ma'lumoti bor ekan, buni ochsam butunlay ostin ustun bo'lib ketadi deb qonunda belgilangan ekspertiza xulosasi bilan olib kelib topshirsangiz, ikki qo'limiz ko'tarib chiqib ketdik. Bu yerda faqat hokimi ko'rgazmasi, hokimi ko'rgazmasi bilan birinchi bosqich sudini o'tkazdik. Lekin mana Xudoyberdi deb aytyapti, lekin men hech qanaqa bosim o'tkazgan joyim yo'q. Faqat nimada Termiz shahrida hozirgi kunda 417 dan ortiq uylar sotilmay turganligi uchun sotish niyati bor yoki yo'qligi to'g'risida men taklif bildirgan vaqtimda taklifimni qabul qilib, buni o'tkazib berdi deyapti. Xo'p, mana 20 ming dollar ham oldi. Birinchi quruvchiga pul borib tushdi. O'rtada uch taraflama hokimiyat, Sattoriylar oilasi, quruvchi o'rtasida o'zaro kelishuv bo'pti. Demak, Vazirlar Mahkamasining protokoli asosida buzilgan uy deyapti. Vazirlar Mahkamasining protokolida buziladigan bo'lsa, uyga teng miqdorda kompensatsiya qoplash hamda o'sha joyda balvanitet, telekommunikatsiya to'liq o'sha holatiga teng miqdorda uy-joy bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 36-moddasida umrbod egalik qilish huquqi bilan berilgan, xo'p, meros bo'lsin, oldi-sotdi bo'lsin, uy-joyi buzishda albatta sud tartibida hal qilinadi deyilgan. Lekin o'sha paytda sudga murojaat qilingan vaqtda sud uy-joy buzilishiga rad javobini bergan. Bundan ham ko'rinib turibdiki, bu Otabek Sattorovning uyi go'yoki ataylab buzilgani o'rniga o'pishi nech kvadrat edi uyingiz? Uyimiz 4, hozir aytaman. 200. Hozir. 210 kvadrat metr. Umumiy maydoni, yashash maydoni hamda qo'shimcha xo'jaliklari bilan xonalar hisoblaganda 210 kvadratdan yuqori bo'lgan uy joyi buzib tashlab, o'rniga bir xonali va ikki xonali beryapti. Lekin o'sha asos qilib olingan nima deyam Vazirlar Mahkamasining qarorida ham agarda rostdan sud ruxsati bilan buziladigan bo'lsa teng miqdorda 210 kvadrat miqdorda bo'laga uy joy berilishi kerak. Hozir Otabek ham ikkita uydan ajralyapti, ham yangi berilgan dom bilan, ham 11 xonali yevrolimit uydan ajralyapti. Bitta odami taxminlarga asoslangan ko'rgazmasini
Bu holat mutlaqo adolatsizlikda hisoblanadi, hurmatli sud. Bu epizod bo'yicha jinoyat ishida bironta maqbul dalil o'zi yo'q. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sud hukmi to'g'risidagi qarorida sud majlisida to'liq tekshirilgan, aniqlangan dalillarga asoslanishligi hamda dalillar maqbulligi to'g'risidagi qonun talablarida qonunda belgilangan tartibda to'plangan, aniqlangan dalillarga asoslangan bo'lishligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Shu Oliy sudda ikkita plenum qarori talablari ham yuqorida aytganimizdek, birinchi epizod, ikkinchi epizod bo'yicha bu qonun talablari qo'pol ravishda buzilgan. Agarda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarori talablariga rioya qilgan holatda so'raydigan bo'lsak, bu ikkita epizod bo'yicha Otabek Sattorov oqlanishi kerak. Endi uchinchisi gaz idora Turdiyev O'tkir masalasi. Turdiyev O'tkir epizodi bo'yicha katta ataganni olib kelsin degan so'zlari asos qilib olib kelishyapti. Xo'p, jinoyat ishi bo'yicha aynan o'sha kattang degani kim? O'sha kattang degan dastlabki tergov davrida, sud tergov davrida chaqirib so'roq qilindimi? O'sha katta degan odami haqiqatda 10 mingdan xabari bor ekanmi? Bu to'g'risida bironta dalil yo'q jinoyat ishida. Agar to'liq tekshirib chiqadigan bo'lsak, endi Qoyonov degan guvohimiz keldilar. Ha, birinchi bosqich sudida aytdilar. Biz mashinaning orqasida o'tirdik, mana videoda turib qolmasin. Mashinaning orqasida o'tirdik. Salfetkaga yozib berdi dedilar. Endi bu to'g'risida masalan men kabinetda o'tirganimda Nasim Xolib kelib olgan, Qilichbek kelib olgan. Aynan shu bo'yicha o'zim eksperiment o'tkazib o'tirgan vaqtimda mana men yozib ko'ryapman. Hech qanday salfetkaga yozish yo'q, yo'q ekan mashinaning ichida. Deb men birinchi bosqich sudlaridan keyin intervyu bergandan keyin hozir yana boshqa ko'rgazmaga o'tyaptilar. Go'yoki Otabek yozib olib chiqarmish. Otabek uydan agar yozib chiqadigan bo'lsa, nima qog'oz yo'q ekan, oliy ma'lumotli insonlarga salfetka yozib olib chiqar ekan. Mayli, yozib chiqdi deganda ham qani o'sha dalil jinoyat ishi bo'yicha? Jinoyat ishi bo'yicha topilib, ashyoviy dalil deb e'tirof etib, jinoyat ishiga qo'shilganmi? Yo'q. Bu yerda faqat bitta guvoh go'yoki so'radi, ikkinchisi mendan so'radi. Xo'p, agarda o'sha SMSga ham munosabat bildiradigan bo'lsa, nima uchun jinoyat ishi bo'yicha kattang degan bo'lsa, o'sha gaz idorasi kattasi emas, yerda jabrlanuvchi. Ha, kattasidan so'rayapti-ku. Turdiyev O'tkirdan so'ramadi-ku agarda so'ragan bo'lsa. Aslida so'ralgan holat bo'ladigan bo'lsa, bu holat yuzasidan nima uchun so'ragani ertasi yo'q, yo o'sha kunning o'zida yo'q. Bular dastlab tergov organiga, huquq muhofaza qiluvchi organlarga ariza bilan murojaat qilib, tadbir o'tkazmadi. Haqiqatda Otabek so'ragan bo'lsa. Mana o'zini ko'rgazmasida Qoyonov ham aytayapti, Turdimov ham aytayapti. Men Otabek Sattorov uyiga kelgan vaqtda Otabek Sattorov ularga aytayapti. Agar otam kelsa ham men to'xtatmayman, chiqaraman videoni deydi. Xo'p, haqiqatda Otabek Sattorov unga otam kelsa ham chiqaraman dedimi? Demak, ulardan hech qanaqa moddiy manfaatdor tarafi yo'q. Moddiy manfaatdor tarafi bo'lsa aytardi. Yo'q, menga shuqroq kelsanglar, masalan, chiqarmay turaman degan bo'lardi va chiqarmasdi. Bu epizoddan faqat taxmin va farazlardan iborat. Jinoyat ishida bu holatni tasdiqlovchi bironta ashyoviy dalil o'sha salfetka degan bo'lsa, salfetka yoki biron bir diktofon yozuvi haqiqatda 10 ming AQSh dollari talab qilgani bu holatlar umuman mavjud emas. Shu sababli hurmatli sud, bu epizod bo'yicha ham to'liq oqlanishini so'rab qolamiz. Ikkita epizod qoldi, siz gapirasizmi, to'g'rimi? Endi yana ikkita epizod qoldi. Bu onkologiya epizodi hamda Narvayevani epizodi. Bu holat yuzasidan apellyatsiya shikoyatimda to'liq ko'rsatganman. Endi bu yog'ini mana har qaysimiz davom qildiradi. Bular fikriga ham shikoyatdagi yozilgan holatni ham to'liq qo'llab-quvvatlayman. Endi shu bilan birgalikda hurmatli sud. Mana men suddan so'ragan edim 66.1 masalasi bo'yicha. Ya'ni guvohning advokati jabrlanuvchining advokati bo'lishi mumkin emas. Lekin jinoyat ishida mana hamkasbimiz tomonidan taqdim qilingan 3 guvoh bor, 3 order bor. Bu holat ham endi qonunda belgilangan tartibda o'zidan asosatga munosabat bildirasizlar. Sababi o'sha vaqtda yo nimani ariza solinmadi guvohi, yoki o'zlariga tarafi rad qilish huquqi tushuntirilib, qaysi tarafdan rad qilish kerakligi to'g'risida ular fikr olinmadi. Ular faqat hammani men himoya qilaman dedi, shu bilan to'xtatildi. Bu holatga maslahat uyida baho berasizlar. Men Otabek Sattorovni hozirgi e'lon qilingan 5 ta epizod bo'yicha 165, 139,
bu holatlar bo'yicha to'liq qoplashingizni so'rayman. Birinchi epizod bo'yicha agarda telefon olgan holati haqiqatda olindi deydigan bo'lsa, balkim u 168 bo'lishi mumkin. 165 ekanligini tasdiqlovchi bironta dalil jinoyat ishi hujjatlarida mavjud emas. Dastlabki tergov vaqtida o'tkazilgan tadbir hammasi jinoyat protsessual kodeks talablari qo'pol ravishda buzilgan holatda olib o'tilgan hamda o'sha diktofon yozuvlari jinoyat ishiga ilova qilib berilmagan. Agarda jinoyat ishiga ilova qilib berilganda, mana bugun hozir sud baho berishi mumkin ediki, o'sha diktofonni ko'tarib, "Ha, mana, mana so'zi bor ekan, chunki u afsoniy ariza bilan olingan. Otabek, shu olib bermasang, undoq qilaman, bundoq qilaman" degan so'zlari bor ekan. O'shaning uchun 165 qo'yilibdi degan yakuniy xulosaga kelsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat va Otabek Sattorovni to'liq oqlashingizni so'rayman. Rahmat. Mana yozuvlar ishda. Assalomu alaykum, hurmatli sudlov hay'ati, hurmatli protsess ishtirokchilari. Himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyga oid bo'lgan ish yuzasidan muzokaralarni bildirishdan oldin shuni ma'lum qilmoqchi edimki, nafaqat mening so'zlarim bilan, balki barchamiz guvoh bo'lganimiz kabi guvohlarning boshqa protsess ishtirokchilarining ko'rsatmalaridan ham u kishiga tergov organlari tomonidan e'lon qilingan ayb qanchalik noto'g'riligini, bir tomonlama olib borilganligini, faqatgina ayblashga asoslanganligini, afsuski dalillarni yig'ishda ham qonunchilik buzilganligi holatlarini ko'rishimiz mumkin. Mening so'zlarim faqatgina so'z bilan emas, balki birinchi instansiya tomonidan aynan shu holat bo'yicha uchta holatning oqlanganligi va tergov organlariga nisbatan tegishli tartibda xususiy ajrim chiqarganligi bilan ham tasdiqlanadi. Endi qolgan holatlarga o'tadigan bo'lsak, hurmatli hamkasbim aytgan ikkita holatdan boshlayman, ya'ni himoya ostida bo'lgan Otabek Sattorov 139 moddasining tegishli bandlari bilan ayblanganligi holati bo'yicha unga ayb e'lon qilingan ayb tasnifiga to'xtalar ekanman. Birinchi o'rinda ushbu moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratishlaringizni iltimos qilaman. Jumladan, to'qmat, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish deyilgan. Mazkur moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, bu yerda jinoyatning obyektiv tomoni, ya'ni bila turib tarqatilishi kerakdir. Vaholanki, sud tergovi davomida biz biror bir dalillar aynan himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriy tomonidan ushbu ikkita holat, jumladan Ahmedova Maslona va ikkinchisi Narbayeva Nasiba bo'yicha uning bila turib tarqatganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'qligini yoki tergov organlari tomonidan taqdim etilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Ahmedova bo'yicha to'xtalar ekanman, u bo'yicha internet tarmog'iga chiqqan video tasmani ko'rish davomida mazkur video jami uzunligi 10 daqiqa 40 soniya davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda jinoyat ishining 6-jildi 54-58 betlarida aynan shu murojaatlar bo'yicha tegishli Davlat xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyat boshqarmasining 2020-yil 14-sentyabrdagi moliya bandlikka ko'maklashish xodimlari bilan bir qatorda o'rganish o'tkazilganligini va o'rganish davomida aynan shu video tasmada Ravshanova aytgan holatlar to'liq tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan kelib chiqib, aynan Ravshanova tomonidan bildirilgan fikrlar to'qmat emasligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana shu holatda alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, aynan jinoyat ishining 6-jildi 66-68 betlarida shu holat bo'yicha Respublika nazorat inspeksiyasi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan va mas'ul boshqa tashkilotlarning mas'ul shaxslari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va ushbu holat yuzasidan 2018-yil 7-sentyabrda rasmiylashtirilgan ma'lumotnoma bilan ham aynan Ahmedovaning harakatlari, ya'ni Ravshanova aytgan holatlar tasdiqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda hurmatli sudlov hay'atidan ahamiyat qaratishlarini so'rardik. Shu holat bo'yicha so'roq qilingan Ahmedovaga ham shu bo'yicha berilgan savolga, jumladan u kishini video tasmada Ravshanova uni haqorat qilganligi holat bo'yicha nima deyishini so'raganimizda haqorat qilmadim deb aytdi. Lekin vaholanki aynan shu video tasmani e'tibor qaratishni so'rayman. 5-chi daqiqasi 41 soniyasidan 6-chi daqiqasi 1 soniyasigacha aynan Ravshanovani haqoratli so'z bilan haqorat qilganligini eshitish mumkin. Shaxsan o'zim ham ushbu narsani eshitdim. Bundan kelib chiqib, qayerda bu yerda to'qmat bo'lishi mumkinligini tushunarsizlar. Vaholanki, ushbu video tasmada mening himoyam ostida bo'lgan Otabek Sattoriy aynan Ahmedovaga oid bo'lgan biror bir fikr bildirmagan. To'g'ri, savol bergan. Bu esa o'z navbatida to'qmat emasligidan dalolat beradi.
Şu holat bo'yicha ikkinchi holatga Narbayevaga to'xtalmoqchiman. Ushbu holat bo'yicha video tasmani internetdan olib ko'rganimizda, ushbu video tasmaning uzunligi 11 daqiqa 1 soniya davom etganligini ko'rishimiz mumkin. Va u yerda umuman Otabek Sattoriyning ko'ringan, nafaqat ko'ringan, balki ovozini ham eshitmaslik mumkin. Ushbu video tasmaning 1 daqiqasidan 15 soniyasigacha Vohidova so'z bildirgan. Undan keyin qolgan barcha joyida faqatgina Narbayeva o'z fikrini bildirgan. Kimdir zapisiga holat qo'yib berilgan. Ushbu holat bo'yicha Narbayevani so'roq qilganimizda u kishini shaxsan o'zi tan olganligi sababli ovozini eshitmadik. Lekin o'zlari tan olganligi hurmatli sudlov hay'atiga ushbu holatga huquqiy baho berishga yetarli deb hisoblayman. Ushbu video tasmani eshitish davomida uning tegishli muzokara so'zimizda daqiqalarigacha ko'rsatganmiz, qachon qayerda pul so'raganligi, pista so'raganligi soniyasigacha ko'rsatilgan. Bu muzokara so'zimizda aniq ko'rsatilgan. Tabiiy savol tug'iladi. Buni nimasi to'xtatdi? Kimdir zaps qilgan narsani internetga qo'yilishi, shaxsning o'zi gapirganligini qo'yishi. Shu holatga ham ahamiyat berishni so'raymanki, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishini tergov qilish davomida jinoyat ishining 3-jildi, 303-305-betlarida tergov organlari tomonidan 2021-yil 21-fevralda jinoyat ishining bir qismini material tariqasida ajratish to'g'risida qaror mavjud. Hurmatli hamkasblarim o'tgan safar shu holatga to'xtalib, yo bu boshqa holat deyishga harakat qilishdi. Vaholanki ushbu hujjatga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, aynan bu yerda Ahmedova va Ahmedova va Narbayevaning holatidan chiqib, Ravshanova va Vohidovalarning harakati alohida ish yurituviga ajratilib, ularning harakatlariga huquqiy baho berish belgilangan. Tabiiy savol tug'iladi. Shaxsan insonlar videoga chiqib gapirganligi holati bo'yicha hali ularning harakatlariga huquqiy baho berilmasdan, to'xmat yoki yo'qligi aniqlanmasdan turib, ularni videoga olgan odam va internetga qo'ygan odam qanday to'xmatchi bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda ularning harakatlariga baho berish kerak emasmi? Shundan kelib chiqib, birinchi o'rinda ularning harakatlariga baho berish, ularning harakatlarida to'xmat alomatlari mavjud bo'lgandagina keyinchalik 139 moddaning o'qiganimdek dispozitsiyasiga ahamiyat qaratib, jinoyatning obyekti bo'lgan bila turib, agar Otabek Sattoriy haqiqatdan ham bila turib shuni tarqatgan bo'lsa, undan keyin javobgarlik masalasi ko'rilishi kerak. Vaholanki, ularning aybi borligi Otabek Sattoriyning ushbu harakatlarda uning ham to'qmat bilan ayblanishiga asos bo'lmasligiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Hurmatli sudlov hay'ati, shu bilan bir qatorda shuni ma'lum qilmoqchi edimki, tergov organlari tomonidan shu bilan bir qatorda birinchi instansiya sudi davomida mazkur masalani malakalash va ayb e'lon qilish va aybli deb topishda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12.1 bandiga ham asoslangan. Shaxsan ushbu qonunga ahamiyat qaratilgan bo'lsak, nima uchundir tergov organlari yoki sudlar ushbu moddaning ikkinchi moddasiga umuman ahamiyat qaratishmagan. Mazkur ikkinchi moddasida agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida O'zbekiston Respublikasining axborotlashtirish to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutiladigan boshqa qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnomalar qo'llanilishi belgilangan. Shunga oid xalqaro shartnomalar sudlar tomonidan umuman o'rganilmagan. Bundan kelib chiqdiki, masalan, bugungi kunda uzr so'rayman, rus tilida ekan, deklaratsiya ob основных принципах, касающихся вклада массовых информации degan deklaratsiyamiz bor. Shu holatga ham alohida ahamiyat berishingizni so'rayman. Shundan kelib chiqib, hurmatli sudlov hay'atidan iltimos qilardim, aynan bugungi kunda Otabek Sattoriyning ushbu ikkita holat bo'yicha 139 moddaning dispozitsiyasida ko'rsatilgan jinoyatning tarkibi bo'lgan jinoyatning obyektiv tomoni bo'lmaganligi sababli ushbu ikkita holat bo'yicha himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyni oqlashingizni, ya'ni jinoyat protsessual kodeksining 82-83 moddasi talablariga asosan reabilitatsiya qilishingizni so'rayman. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsam, himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyga 165 modda bilan e'lon qilingan ayb tasdifiga to'xtalar ekanman. Bu yerda ham ushbu moddaning dispozitsiyasiga ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Va bir yo'la aytib o'tmoqchi edimki, jinoyatning obyektiga ham alohida ahamiyat qaratishingiz, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish, mulkiga shikast yetkazish yoki nobud qilish yoki jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitish kerak. Shu esa jinoyatning obyekti bo'ladi. Bu yerda aynan birinchi holatga to'xtalishdan oldin hurmatli sudlov hay'atiga ikkita oliy sud plenumiga to'xtalmoqchi edim. Bu
99 yıl 30 apreldagi 6 sonli u yani o'zganing mol mulkini o'g'irlik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-toroj qilish bilan bog'liq oliy sud plenumining 4-chi bandiga va shu bilan bir qatorda 2017 yil 11 oktyabrdagi firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 35 sonli qarorning 24 bandiga alohida to'xtalishni so'raymiz. Bu yerda ko'rsatilishicha aynan jabrlanuvchilar qo'rquv ta'siri ostida harakat qilishi kerakligini, ya'ni tovlamachilik jinoyat tartibini berish uchun ushbu jinoyatning jabrlanuvchilari qo'rquv ta'siri ostida harakat qilganligi namoyon bo'lishi kerakligi. Bir so'z bilan aytamanki, uchta holat bo'yicha ham jabrlanuvchilarning biror birida nafaqat mening so'zlarim, balki jinoyat ishidagi hujjatlar bilan qo'rquv ta'siri ostida harakat qilganligi emas, balki o'zaro shunchaki asos harakatlanganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi holatga alohida to'xtalaman. Shokolatov to'lqin bo'yicha. Bu yerda birinchi o'rinda alohida aytib o'tish kerakki, Shokolatov to'lqinning ko'rsatmalari o'zi qaysi boshqa qo'shimcha dalillar bilan tasdiqlandi. Uni qo'rqitdim degan, qo'rqitdi meni deganligi, kimdir meni savolimni hazilga olgandir, lekin men haqiqatda so'radim undan. Men ham xuddi shu deysam, uy berasanmi dedim. Haqiqatda qo'rqadigan odamsa, beraman deb aytish kerak. U har xil taxminlarga to'xtaldi. Yo, o'ylab ko'ramiz u bu. Nahotki shuncha millionlab zarar ko'rishi bilan harakat qilishi mumkin tadbirkor. Faqatgina taxmin, meni qo'rqitdi, nima bilan qo'rqitdi, qachon qo'rqitdi, umuman asossizlar. Shu holat bo'yicha esa guvoh tariqasida so'roq qilingan Xudoy Berdiyevning ko'rsatmalari esa uning tomonidan rasmiylashtirilgan, uy berish bilan bog'liq bo'lgan tegishli kelishuvlarda belgilangan, ya'ni 33-34 kelishuv shartnomalari, ya'ni 2020 yil 22 iyunda rasmiylashtirilgan kelishuv shartnomalariga zid ko'rsatuvlariga umuman mos kelmaydi. Nahotki 2020 yil 22 iyunda unga ta'zif ostida shu uylarni olishga harakat qilgan insonni hokimday inson biror bir joyga murojaat qilmagan bo'lsa, shuncha vaqtdan keyin murojaat qilishi qanchalik to'g'ri? Shu holat ham afsuski asossiz va biror bir boshqa qo'shimcha dalillar bilan tasdiqlanmagan. Ushbu holat bo'yicha ahamiyat qaratadigan bo'lsak, notariusning, ya'ni Boboqulovning ko'rsatmalariga, u notarial harakatlar, notarius to'g'risidagi qonunlarga asosan harakat qilganligini aytganligi bilan bir qatorda ushbu holat bo'yicha Fuqarolik kodeksining 123 moddasiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. U yerda faqatgina aldash, zo'rlik ishlatish, qo'rqitish bilangina tuzilgan bitimlar haqiqiy emas deb topilishi mumkinligi belgilangi. Aldash qayerda berdi? Zo'rlikni ishlatish, qo'rqitish qayerda? Asossiz faqat faraz qilingan taxminlarga asoslanmagan, taxminlarga asoslangan fikr yuritilgan. Vaholanki hurmatli guvohimiz, ya'ni Xudoyberdiyev o'z ko'rsatmasida 97 sonli Vazirlar Mahkamasining qarori, 911 sonli qarorlariga to'xtaldi. Biz ham ushbu qarorlarga to'xtalar ekanmiz. Birinchi holatda bugungi kunda kuchda bo'lmagan, ammo uy berish ajratish davomida kuchda bo'lgan 2016 yil 29 maydagi 97 sonli qarorga to'xtalmoqchiman. Shu qarorning bilan tasdiqlangan nizomning 2 bandida aynan uy masalasi bilan bog'liq bo'lgan nizolar birinchi o'rinda tomonlarning kelishuviga, roziligiga asosan rasmiylashtirilishi belgilangan. Ushbu norma hozirgi kunda ham kuchda bo'lgan 911 Vazirlar Mahkamasining qarorining 1 bandi bilan to'liq tasdiqlangan. Ya'ni rozilikka asosan mazkur hujjat esa bugungi kunda haqiqiy emas deb topilmagan, tegishli tartibda rasmiylashtirilgan. Shu holatlardan kelib chiqib, aynan uy bilan bog'liq bo'lgan masalalarda himoya ostida bo'lgan Otabek Sattorovning harakatlarida jinoyat alomati yo'q deb hisoblanmoqda. Keyingi holatga o'tadigan bo'lsak, Turdiyev o'tgan masalasi, ya'ni 10.000 dollar olganligi holati deb aytilyapti. Ya'ni haqiqatda 10.000 dollar so'raganligini nima bilan tasdiqlanyapti? Bu yerda ham faqat so'zlar bilan tasdiqlanyapti. Shundan kelib chiqib, hurmatli sudlov hay'atiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil 23 iyundagi qo'shma qarorga ahamiyat qaratishni so'rayman. To'g'ri, kimdir yo'q, bu poraxo'rlik bo'yicha deyishi mumkin, lekin bu aynan shu qo'shma qarorga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, u yerda aynan tovlamachilik masalasi ham belgilab o'tilgan bo'lib, aynan nomidan kelib chiqib ham shu bu toifadagi jinoyatlarni tergov qilish va sudda ko'rish qonun talablariga rioya qilishi belgilangan. Unda ham ushbu holat, ya'ni tegishli har qanday ariza bilan berilgan shunga o'xshash holatlar boshqa qo'shimcha dalillar majburiyligi bilan tasdiqlanishi belgilangan. Ushbu holat bo'yicha esa Turdiyev o'tkirning
apellyatsiyada bergan ko'rsatmasi tegishli tartibda uni birinchi instansiya sudida bergan ko'rsatmasidan jiddiy farq qilishi, shunga esa sabab esa kasallikni ko'rsatishi esa afsuski mutlaqo noto'g'ridir. Masharipov tomonidan ushbu holat bo'yicha sudga taqdim etilgan Telegramdan ko'chirma tariqasida kesib olingan va afsuski keyin nimagadir bizga noma'lum bo'lgan sabablarga asosan o'chirib yuborilgan ma'lumotlar esa mutlaqo dalil deb hisoblash mutlaqo noto'g'ridir. Biz sud tergovi davomida ham aytib o'tganimizdek, bu tegishli tartibda to'liq matn taqdim etilib, haqiqiy mazmuni kelib chiqqanda edi, biz unga huquqiy baho berish imkoniyatimiz bo'lardi. U yerdan kesib olingan holatlarga esa bu taxmin va faraz deb baholanishi kerak deb hisoblayman. Qoyonov ushbu holat bo'yicha bildirgan holatda ham birinchi instansiyada adashmasam degan so'zi ham juda ahamiyatga ega ekanligini. Chunki aynan bir mashinada o'tirgan inson bilan 10 ming haqida gap ketsa qanday adashish mumkinligi tushunarsizdir. Endi esa kelib u yerda adovatim yo'q deb insonni o'zini shunday tutishi mutlaqo tushunarsizdir. Adovati bo'lsa bilmadim nima bo'ladi. Shundan kelib chiqib ham aynan Qoyonov tomonidan keltirilgan ushbu uning ko'rsatuvlarini umuman boshqa dalillardan tasdiqlanmaganligi sababli mutlaqo noto'g'ridir. Asosiy holatga ahamiyat qarashni so'rayman. Birinchi instansiya sudida u kishi 3-4 oylab o'zi bilan olib yurgan sud tergov davomidagi so'roq bayonnomasidan kelib chiqib ko'rsatma beryapti. Nahotki inson bilan haqiqatda sodir bo'lgan narsani u sudga havola qilolmasa, har kun sudga kelib ketayotgan bo'lsa ekan, boshqa sudlarga adashib qolsa, qaysi biriga borishini bilmasa, hayotida bir marta kelayotgandir, ikki marta, nahotki haqiqatdan bo'lgan narsani tergov davomidagi so'roqda olib yurish qanchalik to'g'ri. Bu ham uning ko'rsatmalari noto'g'riligidan dalolat beradi. Shu sababli ham ushbu holatlarga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Keyingi holat To'rayev Zochin bo'yicha ahamiyat qaratadigan bo'lsak, mazkur protsess holatidan ham, ya'ni To'rayev Zochinning epizodida ham tergov organlari faqatgina farazlarga asoslanganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holat bo'yicha jinoyat ishining birinchi jildida stenogramma mavjud bo'lib, ushbu stenogrammalarga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, birinchi jildi 145-151 betlarda. Stenogrammada nafaqat qo'rqitish yo'q, vaholanki faqatgina o'zaro kelishuvga o'xshagan suhbat bo'lganligini. Sen u, men bu, rozimisiz, roziman, qanaqa telefon va kelishuv. O'sha yerda siz rozimisiz, biz rozimiz deyapti. O'sha yerda biroz hurmatli To'rayev aytishi mumkin-ku, qanaqa rozilik haqida gapiryapsan, bor ishingni qil deydi. Kelishuv haqida gaplashyapti. Aynan shu 165-chi moddaning obyektiv tomoni, dispozitsiyasidagi obyektiv tomoni qo'rqitish yoki zo'rlik ishlatish bilan bog'liq bo'lgan biror bir jumla yo'qligiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Shundan kelib chiqib, bu holatlar nafaqat mening so'zim bilan, ya'ni To'rayevni so'roq qilish davomida ham o'zini ko'rsatmasdan ham ko'rishimiz mumkin faraz qilinganligini. Kelgusida meni tushirib tarqatib yuborishidan, o'zingni faqat YouTube'dami, qayerlardir ko'rasan deganligidan deyapti. Hali u bo'ladimi, yo'qmi, u so'zlarda nima bilan tasdiqlangan? Umuman tushunarsizdir. Ushbu holat bo'yicha so'roq qilingan guvohlar esa, ya'ni Hakimovlar holati bo'yicha alohida to'xtalib o'tmoqchiman va shu bilan bir qatorda hurmatli sudlov hay'atiga uzr so'ragan holatda eslatib o'tmoqchimiz. Bu bo'yicha biz Jinoyat protsessual kodeksining 217-chi moddasi bo'yicha iltimosnoma kiritganligimizni, uni iltimos qilardik qanoatlantirilishini, chunki u telefonni olib qo'yilishi va undagi ma'lumotlarni o'chirilishi ham mulkka shikast yetkazish bilan baholanish kerak emasmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mendagi o'zimdagi ma'lumot ham o'zim uchun qimmat. Xuddi shunday Otabek uchun ham u ma'lumot qimmat bo'lgandir. U ham qandaydir qimmatlilikka ega ekanligini va bu holatning kelgusida ham boshqa bloger va jurnalistlarning faoliyatiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkinligini. Chunki har qanday bloger va jurnalist o'z faoliyatidan kelib chiqib, faoliyatini olib borayotganda kimgandir yoqmay qolib, telefonini, boshqa narsasini, kamerasini olib qo'yib, uchirish holatlarini oldini olish maqsadida ham ushbu holatga obyektiv baho berilishini, ya'ni bir so'z bilan aytganda, jurnalist va blogerlarning ham ish faoliyatiga ushbu kelgusida to'sqinliklarni oldini olish maqsadida ham keltirilgan iltimosnomamizda uzr so'ragan holatda qanoatlantirish berishlaringizni iltimos qilaman. Hurmatli sudlov hay'atidan yuqoridagilardan kelib chiqqan holatda hamda belgilab o'tilgan oliy sud plenumlaridan kelib chiqqan holatda ushbu uchta holat bo'yicha taxmin va farazlarga asoslanib ayb e'lon qilinganligiga alohida ahamiyat qaratishlarini so'rayman. Shu bilan bir qatorda hurmatli ham kasbim aytgan Jinoyat protsessual kodeks talablarini takrorlamasdan ushbu normalarga, jumladan tegishli moddalarga alohida ahamiyat qaratishlarini so'rayman. Men faqatgina so'zimni yakunida aytmoqchimanki,
Birinci öğrende Cinayet Prosedür Kodeksinin 23. maddesiyle alakadar ahemiyet karşılaştığınızı, yani ayıpsızlık prezümsiyle alakadar ahemiyet karşılaştığınızı soruyorum. Doğru kimdir ayıpsız mümkün? Lakin sen telefon okan ki şu halatı özü cinayet olmaz mı? Değişi mümkün. Lakin aynen biz juristler hissiyotga berilmasdan, haqiqatda ham jinoyatning tarkibiga ahamiyat qaratgan holatda huquqiy baho berishimiz kerakligi. To'g'ri, qaysi ma'noda men hamkasbimning fikriga qo'shilishim yoki qo'shilmasligim mumkin? Firibgarlik masalasida. Shaxsan meni fikrimcha, bu yerda firibgarlik ham alomati yo'qligini, aldov bo'lmaganligini, o'zaro kelishuvga asoslangan holatda telefon olinganligini ko'rishimiz mumkin. Har qanday holatda bu yerda aynan jabrlanuvchi deb topilgan To'rayevning o'z vaqtida bu narsani to'xtatish imkoniyati bo'lganligini, haqiqatda unga firibgarlik yoki to'lamachilik bo'lgan holatda esa tegishli tartibda, masalan, dalillarni taqdim etishi mumkinligiga alohida ahamiyat qaratishni so'rayman. U taqdim etgan dalillar esa afsuski, birinchi o'rinda nomaqbul dalil deb e'tirof etishni so'rayman, kechagi holatdan kelib chiqib, ikkinchidan esa ayblashga asos bo'lmasligiga alohida ahamiyat qaratishingizni so'rayman. Hurmatli sudlov hay'atidan iltimos qilardim. Yuqoridagilarga asosan himoya ostida bo'lgan Otabek Sattoriyga oid bo'lgan ishni, ya'ni aytib o'tilgan epizodlar bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasining tegishli bandlari bilan reabilitatsiya qilishlaringizni iltimos qilaman. Rahmat. Rahmat. Hozir muzokaraga bitta qo'shimcha bor. Sattoriy aziz rahmat. Hurmatli Samarqand viloyati sudi, sizlar buyuk Samarqand, ya'ni bobokalonimiz Sarkarda, Ulug' Sarkarda, Amir Temur va Mirzo Ulug'bek Muhammad Qarag'ay Qarag'oniy yurtidan kelib, ularning Samarqand shahridagi ruhlaridan xulosa chiqarib, Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudini o'tkazish uchun Termiz shahriga kelgansizlar. Amir Temur bobomizning davridan boshlab kuch adolatdadir degan iboralar bor. Ikkinchi yana bir ibora o'sha vaqtdan buyon kelinyaptiki, hokimi dono, qozisi demaydi, odil va savdogari saxiy yurt oboddir, obod bo'ladi degan gaplari ham o'sha Amir Temur bobomizning davridan kelib kelyapti. Otabek Sattoriy bugun mana shunday tuhmatlar asosida sudlanyapti. Men sizlarning e'tiborlaringizga shuni qaratmoqchimanki, Otabek Sattoriy Sherobod tumanida jabrlanuvchi sifatida bo'la turib, hozirgi kunda esa u sudlanuvchi bo'lib qolyapti. Chunki bu Sherobod tumanidagi dehqon bozori endi Lochin To'rayev men direktorman yoki MCJ raisiman degan bu bozor nima deydi? Bir necha yillardan buyon bankrotga uchrab, umuman yopilgan. U yerda hech qanday hisob raqamlari ochilmagan. U yerda nima deydi? Hisob-kitob ishlari ham olib bormasa kerak. Lekin Lochin To'rayev sudda gapirgan gaplarida men o'sha bozorda 300 ta odamga yangi ish o'rinlari tashkil qilganman. Men mana shunday shunday ishlarni tashkil qilganman deb aytayotganda, u kishining bu xatti harakatlarida qanday bir nima deydi, haqqoniylik bor, qanday bir haqiqat borligiga odam ishongisi kelmaydi-da. Bu kishining o'sha yerdagi chekchilari, ya'ni o'sha yerda savdo qiladigan, qonuniy emasmi, yerda o'tirib savdo qiladigan ancha muncha odamlar, xalq endi o'sha yerda uchta bozor bo'ladigan bo'lsa, qaysi biri Lochin To'rayevniki, qaysi biri boshqasiniki, uchta bozorda savdo olib borilyapti. Otabek Sattoriy o'zining bir hamkasbi Farhod Ismoilov bilan prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qarorlariga asosan O'zbekiston xalqini, shu jumladan Surxondaryo viloyat xalqini arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari bilan kuzgi va qishki mavsumda o'tkazish masalalarini, o'sha yerda yarmarkalar tashkil etish masalalarini o'rganish bo'yicha borganlarida, o'sha syomkalarda biron bir yerda
bironta yarmarka tashkil etilmaganligini guvohi bo'lgan. Endi prezidentimiz xalqimiz pishdan kuzdan omon eson chiqsin deb bu ishni qarorlarini hamma hokimiyatlar yuborgan. Lekin o'sha Sherobod tuman hokimi biz alohida yangi yil oldidan biz mana shunday hali qarorni qabul qilganmiz, lekin yarmarka tashkil etmaganmiz deb o'zlarining salgina savodsizliklarini bildiryaptilar. Vaholanki bizni prezidentimiz sentyabr oyida kuz boshlanadigan bo'lsa, fevral oyida qish chiqadigan bo'lsa, o'sha vaqtda to'ldiq tinmay tadbirkorlar o'sha bozorlarda yarmarkalar tashkillashtirish kerak edi. Bu narsa yo'q. Buni hech kim nazorat qilmadi. O'sha masalani Sherobod tuman bozor dehqon bozorida o'rganish uchun Otabek Sattoriy syomka qilib yurgan paytida uni 3ta chekchilar ikkitasi qo'lidan ushlab, sen nimaga ruxsatsiz bozorda syomka qilib yuribsan? Nima haqqing bor? Kimsan o'zi?" deganda Otabekjon, "Siz hokimiyatdan so'raysiz bu narsani" deganda ularni ikkitasi qo'lidan ushlab, bittasi Otabekni chalg'itib telefonni tortib olyapti-da. Tortib olayotgan paytda orqaga tisarilganda telefon yiqilyapti. Telefon yiqilayotganda Otabekjon endi nima deyishini bilmasdan jim o'tirdi-da. Gapirsa ham o'sha ikkalasi uchtasi quloq solmayapti. Bu yerda Otabekka nisbatan zo'ravonlik ishlatilyapti. Telefonni tortib olyapti. Sud jarayonida tergov qilayotganingizda o'shalar nima deyapti? Biz Otabekni telefonini oldik deyapti. Qandaysiz-a, olasan Otabek senga buni berayotgan yo'q-ku. Bu masalalarga birinchi instansiya sudidan e'tibor berilmadi, savol ham berilmadi. Mana bugun ham mana shu apellyatsiya sudidan siz ko'rib turibsizki, Otabekning telefonini zo'ravonlik bilan, Otabekning shaxsiy telefoniga, shaxsiy mulkiga zo'ravonlik bilan ular nima deydi, olib qo'yapti va egalik qilyapti. Otabekka biz o'sha telefonni darhol qaytarib berdik degan gaplarni gapiryapti. Vaholanki Otabekjon telefonni oldirgandan keyin sal oldinroqda ketgan Farhod Ismoilov nimagadir oldinroq imlab ketgan u kishi bilan birgalikda mana shunday voqea bo'ldi. Yuring hokimiyatga borib shuni aytaylik deb hokimiyatga borganda Ziyodullah davlati o'sha joyda ekan, bu narsalarni eshitib o'zining muovuniga, savdo masalalari bo'yicha muovuniga aytib, "Davay, kelinglar, uzr, yarim soatni ichida men bozorda bo'laman, hammani to'plang." Ya'ni o'sha insidentga taalluqli bo'lgan ichki ishlar vakilini ham hammasini borib chaqirib boraman degan. Yarim soatdan keyin borilyapti. O'sha yerda so'ralyapti. Nimaga sizlar ommaviy axborot vositalari va blogerni telefonini va uning mana shu yerda video ko'rsatmalarini olayotganda to'sqinlik qilyapti? Kim sizlarga bunaqangi huquq berayotganda ular hech qaysi ishni deyolmayapti. Nimaga telefonni olding? Nimaga telefoniga zarar yetkazding degan gaplarga ham bular hech qanday javob berilmayapti. Vaholanki Otabekning telefonini tortib olayotganda tortib olyapti. Tortib olayotganda orqaga tisarilib sinayapti telefonni. Sindiryapti. Endi pil parcha-parcha bo'lmayapti. O'sha bir mana bunaqa dastgohi ham bor edi. O'sha dastgoh ham sindirilgan. O'sha narsalarga sud davomida e'tibor berilmadi. Sizlardan iltimos, sud hay'ati mana shu narsalarga e'tibor berib, alohida ajrim chiqarishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Ikkinchi masala. Bizning uyimiz Salomatlik ko'chasi 1-chi uyda joylashgan bo'lib, biz o'sha yerda 34 yildan buyon yashab kelayotgandik. U 1-chi ko'chadagi Taraqqiyot ko'chasimi, Mustaqillik ko'chasimi bilmayman. U birinchi qatorda yo'lda turgan o'sha uylarni hamma egalarini hokimiyatga mahalla orqali chaqirtirilib, ularga bor voqeani tushuntirib gapirilganda bizlarni hech kim chaqirmagan. Mana uy bizning oilamiz Islomova Fidolat nomiga va qizim Sattoriy Sidoran nomiga. Hech kim bizlarni mahalladan ogohlantirmagan. Siz mana shu hokimiyatga borasizlar, uylaring buzilyapti ekan. Vajlaringiz bo'lsa aytasizlar, roziligingiz bo'lsa aytasizlar degan gaplarni hech kim bizlar bilan qilmagan. Endi bu bizning uyimizga bostirib kelyaptilar, hokim kelyaptilar, prokuror kelyapti, ichki ishlar boshlig'i kelyapti, arxitektor kelyapti, kadastr kelyapti, qurilish bo'yicha muovini kelyapti. Xudoyberdi Isroil bo'lgach, mana shunda qozida turib uyni buzasan, darrov bo'lsa senga bir hafta muhlat, chiqib ketasan uydan. Mana deb qayerdandir uyni baholash bo'yicha mutaxassislar olib keltirib, mana shular mutaxassislar seni uyingni baholab beradi. Shu yerdan chiqib ketasan, pulni olasan, senga bir xona uy, senga ikki xona uy, ikki xonali uy deb biz bilan savdolashyaptilar. U qurilish tashkiloti
bir kuruluş tashkilotini o'zini egasi bo'lsa, u kishi rus tilida aytadigan bo'lsa, zastroyshik bo'lsa, nimaga u kishi biz bilan uyni narxini, uyni nechtaligini biz bilan savdolashyapti. E'tiboringiz uchun o'rtoq sud hay'ati aytamanki, shahar hokimi har birta tadbirkorga beriladigan yerda quriladigan uydan 10%gacha dola nima deyiladi o'zbekchasiga huquqi bor olishgan. 10%gacha u 10%ni uylarini, kvartiralarini Xudoy berdi, Isroil Buyevich xohlagan odamiga xohlagan summada sotadi. Ikkinchidan, nimaga quruvchilarning termiz bo'yicha narxlari 1 kvadrat metri 4,5 million so'mni tashkil qiladi-da, bizning uyimiz hali yashaydigan joyimiz 210 kvadrat metr. Bu agar biz hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha biz ham yevroremont qilingan 4,5 million 5 milliondan hisoblaydigan bo'lsak 1 milliard 50 million so'm bo'ladi. Bizning hovlimizda 48 metr kvadrat terrasamiz bor edi. Burchakchalarimiz 318 kvadrat metrga taxlangan edi. 40 dan ortiq tut daraxtlarimiz, o'rik daraxtlarimiz, 40 yillik, 50 yillik daraxtlarimiz bor edi. Uni birontasini narxini bizga aytishmadi. Biz mana shu uyimizni buzib ketgandan keyin qayerga bo'lib yashaymiz? Bizga kvartira pullarini ham bermadi. Ha mayli dedik, bizga kvartira beradigan bo'lsangiz, mana shu hovlimizga teng, mayli biz davlatga xiyonat qilmaylik, davlatga zarar keltirmaylik, biz o'sha kvartira pulimizni olmaymiz dedi. Mahallani raisiga aytdi birinchidan. Mana shu Otabek Satoriyning uyiga oilasiga Termiz shahar hududidan qayerda joy bo'lsa, to'lab berasan dedi. Bizga to'lab bera olmadi. Vaholanki, Isroil Buyevich 5-chi kichik daha Zelyoniy bozorda otalariga dang'illama qasr qurib berdilar. 2-chi festivalni bilan Leningradskiy ko'chada 60-70 yildan buyon yosh naturalistlar stansiyasi qanchadan qancha bizning yoshlarimizni, bolalarimizni, o'quvchilarni tabiatga bo'lgan munosabati, hayvonlarni, uy hayvonlarini yetishtirish, yerbayliklar qilish stansiyasini o'z boshimcha buzib, qazo-qazo odamlarga o'sha yerga uy qudirib, kottejlar quydirib kurdurup, uzlarına hem de şuraya katil oluyorlar, şehirde merkezden. Abi biz de oylamızda, şehirde kok merkezden uyumuzda bizim, biz de o kimiye degen, 13 kilometre şehirden taşlarındaki joyda 20 bin yaptılar, o şirke kuyu kurup olasan deyip, bunu da 34 milyon bir yaptılar. Sovet davrida, o şey kimiye degen joyda, endi men o şey yerde rahbarlık lavozimlarda işlegen ben, shaharda komsomolning birinchi sektori bo'lganman, byuro a'zosi bo'lganman. Sovet davrida o'sha Xiva degan joyning 6 kilometr radiusida umuman inson yashashi taqiqlangan joy bo'lgan. Hozir hech kim nazorat qilmayapti, hamma shaharni odamlarni o'sha yerga ko'chirib olib ketyapti. Bunga alohida e'tibor berishlaringizni so'rayman. Endi Otabekjonni telegrami, Otabekjonni telefoni, barcha nima deydi? Telegramlarda, barcha ijtimoiy tarmoqlarda bor. Chet elliklar ham hattoki biladi. Endi o'sha onkodispanserdan kimdir o'sha nima deydi? Haqiqatda insonlardan biri telefon qilib, Otabek Sattoriy, siz keling bu yerga, videoga oling. Bizni vrachlarimiz tug'ilgan kun o'tkazyapti, ayshi ishrat qilyapti. Tez keling deb bunga xabar beryapti. Otabek boryapti, darvozadan omon eson kiryapti. Milliy gvardiya xodimlarini ham boryapti birgalikda. O'sha yerda glavvrach boshchiligida o'sha yerda barcha xodimlar bo'lgan. Balkim Ahmedov ham o'sha yerda bo'ldi. O'sha kadrlar boshlig'ida. O'sha yerda nima dedi, jonlantirish bo'limida 30-40 kishi bo'lib o'sha yerda ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi. Bu qaravog'icha qayishi ishlab turib tug'ilgan kunni o'tkazyapti. Buni nimasi noqonuniy? Buni Otabekjon tasvirga olyapti-da, ijtimoiy tarmoqlarga beryapti. Hech kimga bu zo'ravonlik qilmayapti, darvozadan sog'-salomat o'tib kelyapti. Bu narsalarni hammasi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgan. Bularni davlatimiz hisobga olib bilmayman endi, moliyami, hokimiyatmi, 72 millionmi, 78 million bularga jarimani o'ryapti. O'shalarni qasdini olib, Otabekjonni tuhmatchi, Otabekjon qiybatchi, Otabekjon meni Mastona Ahmedova aytibdi, onam o'lgan, meni otaxon chaqirtiryapti. Hech qachon otaxonni huquqi yo'q chaqirtirishga, obrazravni glavrachini oldiga, obrazravni boshlig'ini oldiga. O'zlari chaqirtiryapti, o'zlari gapiryapti. Otabek umuman unaqangi ishlar bilan shug'ullanmaydi, unaqangi huquqi ham yo'q. Keyingi masala, endi boyagi
Denov Zaks müdürasının yapları bu içe bir yerde birinci instansiya sudada endi ko'plar endi hozir otabekjonni himoya qiladigan xalq borganda rosa bu kishi gapiraverdi. Endi u kishini asosiy da'vosi shuki otabek u kishini sharmanda qildi. Otabek u kishini hammasini internetga chiqarib yubordi. Asosiy gap nima bo'lyapti? Bu yerda oldindan sud bo'lgan. O'sha yerda 14 yil eri bilan ajralgan holda yashamagan xotin menga razvod yoki bo'lmasa meni ajratish to'g'risida guvohnoma qachon berasiz deb so'rab borganida menga 2,5 million so'm bilan ikkita pista olib berasan degan gaplarini o'sha yerda mish-mish bo'lib o'sha yerda tarqalib ketgan gaplarni o'sha aytilganda bu narsani o'sha Otabekjon tuhmat qildi. Otabekjon meni internetga chiqaribdi. Otabekjon meni oilamni ham boshqa dedi, bundan dedi. Tuhmat gaplarni aytyapti. Sizdan iltimos hurmatli Samarqand sud viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida ko'radigan ish hay'at a'zolari Otabekjon Sattoriy bizning oilamizda men 50 yil davlatga xizmat qilganman. Komsomol partiya sovet organlari kasab uyushmalarida xizmat qilganman, moliya organlarida ishlaganman. Mana oilam 40-50 yildan buyon minglab ayollarni, bolalarni tug'dirgan, xizmat qilgan, halol xizmat qilgan bizning oilamizda hamma bolalarim oliy ma'lumotli. Hammasi o'qimishli, men yaxshi bolalarni tarbiyalaganman. Men doim Otabekjonga nasihat berib kelganman. Yomon yo'lga yurma, lekin Otabekjon qayerdandir mana shu ommaviy axborot vositalaridan eshitib, prezidentimizning murojaatlarini korrupsiyaga qarshi kurash, korrupsiyadagi nima deydi, viloyatdagi kamchiliklarni hammasini ochiq-oydin ochib beringizlar. Ommaviy axborot vositalari, blogerlar shuni yoritib boringlar degan gaplarini o'ziga qurol qilib olib, mana shu ishlarga bel bog'ladi-da. Bel bog'ladi. Mana shu narsalarni hammasini Otabek ro'ylab ochib bergandan keyin viloyat hokimi Bog'olov To'ra Abdiyevichga ham yoqmadi. To'ra Abdiyevichga ochiq-ochiq savol berdi. Otabek Sattoriyni ikkita militsiya xodimi bilan, zamnachalnik shahardagi bilan yana bitta militsiya xodimi bilan kabinetiga Otabekni majburan olib keldirdi. Otabekning so'zlaridan men aytayapman, mana mening ko'zimda guvoh. Viloyat prokurori o'tirgan xonada, xonasida To'ra Abdiyevichni chiqarib yuborganda bunday vajohat bilan kelib, seni qamataymi? Seni chiritaymi turmada? Degandan keyin Otabekjon o'zini yo'qotmadi. Hokim bobo, men sizni yaxshi ko'raman. Bunday bo'lgandan keyin To'ra Abdiyevich o'zini sutlashib ketganda, sen nimaga meni tanqid qilyapsan? Har bir tumanda, shaharda rahbarlar bor-ku. O'shalarni tanqid qilsang bo'lmaydimi? Meni nima aloqam bor? Hammasini xo'jayinim bor-ku, deb aytganlar. Men ham 2 marta kirdim oldilariga. To'ra Abdiyevich, men siz bilan ishlaganman. Ko'p yo'nalishga borib, hujjatlar bilan qo'l qo'ydirib, kelishuvlar bilan imzolaganmiz. Meni oilam yomon oila emas. Otabek ham meni o'g'lim yomon emas. Deganman. Bo'pti, yordam beraman dedi. Lekin men bugungi kunda ulardan biron birini shunday nima deydi, yordam berganini umuman sezmayapman-da. Sizlardan iltimos. Birinchi instansiya sudidagi xatoliklarga yo'l qo'ymanglar, iltimos. Otabek Sattoriyni mana shu advokatlarimning fikrlarini inobatga olib, oqlashlaringizni so'rayman. İltimos sizlardan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahimlaringiz kelsin. Hurmatli jamoat davlat rahbari, hurmatli mahkamamiz, bizning xatolarimizni to'smalar. Norma bilan ketdik. Qayerda shu yerda turib gapirib o'rayman? Assalomu alaykum, hurmatli sud hay'ati a'zolari, hurmatli Samarqand mehmonlar. Men bilmaganman, mana shu kishini aytmaguncha sizlar qayerdan kelganlaringizni. Endi bu yog'ini aytsam, men mana shu kishilar Otabek Sattoriy yashayotgan mahalla Ma'rifat mahallasining oqsoqoliman. Bu inson, bu kishilar bizni mahallamizga eski shahardan ko'chib kelgani kelib, bu yoqda bir kichkinagina hovlichada yashab kelayotgani 3 yil bo'ldi. Men bu yigitni tanimayman, umrimda ko'rmaganman. Faqatgina mahallamizda raisi 2-3 marotaba telefon orqali muloqotda bo'lib, u ham nima muloqot? Uylarini oldida ko'chada axlat yashiklari bor. Xalqimizni o'zingiz bilasiz. Yashik qoladi, bolalarga haliga axlatni bergan ekan bolalar boradi, ko'chaga ag'diradi, yashik bo'shatadi. Ana shularni bu Otabek raisga telefon qilib, rais bobo mana shunda bo'lib yotibdi ekan, odamlaringni jo'natsangiz.
Degende Salim bu mahalle reisi odamlarının yönetici ahlaklarını tozalar. Obodonligini joyiga keltirib yurgan inson. Lekin men o'zim ko'rmadim. Mana yana yuqori suratini ko'rayapman. Endi men nima demoqchiman? Bu Otabekjon Sattoriy deymiz, aslida Otabek Sattorov. Bo'lish kerak familiyasi. Sattoriy familiyasi qonuniy. Qonuniy Sattoriy, aha. Endi men nima demoqchiman? Bu Otabekjon bilmadim, yoshlik qilibmi? G'orlik qilibmi? Mana shunaqangi nimaga vaziyatga tushib qolgan ekan. Bundan o'ylaymanki, to'g'ri bir xulosa chiqarib olaman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Otabek hali yosh. Mana otalari, onalari, mana shu inson otasi. Benden 2 yaş kattı. Ben 68'e getirdim basam, otası 70'e kattılar. Tomçisiyle onaları hem şu yaşta, 60'da olsun 70'e para yaptılar. İki de yine kariyelerle, yagona, öyle ki sevmeyen tabi, bir de yine oğul sattı, otabeyi. İki de kız balayında, kız balayını uzunlarsın, buranın hasmı. Fırın fırın çıkardı, ulanı, ailesi böyle. Hocayla var, kaynata kaynanayı başka bir oylada bulgandan kigin. Bir odra bu sayem yordamat edildi leken. Hatta ki papallaştırıp atken, 60 faizden kız bulanı, ota ona bir faydası kem diyor. Aslında ona yordamat, oğuldan. Bir cizge halkımız etmeydi. Oylanda oğul tutulsa, boşun kukka yetsin. Her bir insan karagana ki bana ben özüm ham bana, 68'e kirdim, oğullarımda suyanıp kaldım. Hıda haklısa, siz ham bizi yaşınızda borun, oğullarınızda suyanıp kaldınız. Bu hayat kanunu bu. Şunu diyeyim bu Otabek'in özünü, turmuş ortağı, yani yaşına iki defa herzandı bu. Bu kişinin eğer, jazoga aliga qilinadigan bo'lsa, bular qiynalib qoladi. Ota-ona ham qiynaladi. Buni ham bir hisobga olsa, arzi degan narsa bu. Keyin sizlardan rayishon, hurmatli sud hay'ati biz mana shu ma'rifat mahallasi fuqarolar yig'ini a'zolari undan keyin ma'rifat mahallasi nuroniylar şu kararga kelganmiz ki, agar mumkin bo'lsa, Otabekni, Otabekka beriladigan jazoni ancha yengillashtirib, mana bu men aytgan, mana bu yuqorida aytilgan gaplar hisobga olinib turib, hali bo'ladigan bo'lsa, agar mumkin qadar mumkin bo'lsa, buni bir narsa deya olmaymiz. Mumkin bo'lsa agar qonun yo'li bilan, qonundan chiqmagan holda biz mahalla fuqarolar yig'ini va nuroniylar kengashi shunda qarorga keldikki, bu Otabekni hali yosh, g'or yoshlik qilgandir, qiziqqonlik qilgandir, g'orlik qilgandir. Ana bularni biz o'zimiz nazoratga olamiz degan haliga xulosaga kelib turibmiz. Mahalla ma'rifat mahallasi fuqarolar yig'ini aktivlari hamda shu ma'rifat mahallasi nuroniylar jamiyati. Nuroniylar endi nima deymiz? Yig'ini. Agar iloji bo'lsa shu jazo nimasini muddatini biroz yengillashtirib bersalaringiz deb qilgan iltimosim shu. O'zimiz nazoratda olmoqchimiz. Agar haligi bo'lsa, aytyapman-ku, hali yosh, g'ur, qiziqqon. Endi yoshlikni o'zingiz bilasiz, oyog'ini ko'radi-yu, yuqorini keyinroq anglaydi. Ana shularga to'g'ri maslahat beraman. Uyiga borib, mahalla raisini, oqsoqollar borib, hamisha muloqotda bo'lib, nazoratda olmoqchimiz. E'tiborlaringiz uchun hayat adamı. Rahmet. 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 Rahmet.
Ayblov qo'yilgan,
vakolatlardan tane itibar varsa lazım. Şu bir pilot boyunca yani akvaryumlaştı, testi olsa kanun mağdur. Bu bir tane Türkiye yapın. Bu kanunun ikinci kalın birinci madde var. Bunda aynen kurtar tutmuyor. Yani işte maalesef muhammal için umumi faydalanış mümkün bölgen ama yapar postalar faydalanış mümkün bölgen malumatlar takar etken ve çıkar etken şahs blogger bu adamı veya başka jurnalist bu adamı uşum malumatlarını hakikatte hakkaniyliği, kanuniyliği, hakikatte doğru kârlılığını aynen onu tekşirip yine tasdiklenen sonundan son günü istimai tarmaklarına çıkarsın lazım diye aynen bir ile bitirgen. Bunun dışarıda istimai tarmaklarına çıkar etken vaktadan oran şahsı, yani hukukları hem de konu manfaatları gibi tasarruf olması gerek hem de onları gibi zaten aparatsızlığı işletilmesi gibi şartla ilgili belgeler okuluyor. Şu bir talep de bulunuyor taktırdı. Şahsı ki o şey çıkarken şahsı gibi zaten değişti davranışı. Cevap yarı masal hal edilmiş bir lazım diye. Akvaratlaştı ortada konu da bu aynen belgeler okuluyor. O şu talepler gibi röya kılmayı kaldı. Tatlı o şey işte nokon tutulan etkilerine gibi Ahmet İdvan'ın dışarı koşmuş şahsı. Şöyle işte şahsı etkilerine gibi ve boş kalıtları bu içi malumatlarını uzaklar, işte Recep'le, Recep'le, şimdi bu işe, bu işe birer olarak tercih etken de karşısından aldım, tekşir kurmakken, ondan da tekşirken bulsakım, bir yılda Türk'ün tekşirler konu için gelgen kararlardan, şu kadar da ıslatım tutma geldiği ayol bulsa da, çok mesela tam okulayı çıkardık, bu asma yedim genç badan tutma kalıp, Cennet Bölük'ün üzerinde toplanın içimi de asıl tekrar edin, cennet kadar bu geldiği, ıslatım tutma. Notaşkar 5-ci epizod bo'yicha Turep jabrlanuvchi Turep boshqaruv telefon apparatini talab qilgan, qo'rqmachiligini talab qilgan holat bo'yicha bunda asosiy davr hisoblangan, ya'ni o'sha talab qilingan, ishlov berilgan telefon apparatini qabul qilmagan jabrlanuvchidan olganligi, tadbirkor shartnomalari, notaşkar jabrlanuvchi bilan tadbir o'rtasidagi suhbat bayonot bo'lingan audio yozuvlar, notaşkar stenogrammalar bilan ishlar mavjud, shuningdek video yozuvlar Kadı Cevriyan'a takip geçirilen Notaşkarı Cevriyan Üçü Doman'a diyelgen arizde Cevriyan Üçü Doman'ın kursatuları şunu indik şu spot bayan, spotla yolculuğun esim iki oluşmalar, Telegram'da görüşmeler Notaşkarı Gürtler, Pancayı, Davlardı, Cemalov, Hakim Üçü'nün kursatularını Polus Uğuz Aslan Topken Notaşkarı Süt Doman'dan Sultan Üçü Kursatı'nın cezat ayında onun iki nefer, çünkü ikisi otanat varlığı, ona da çıkarı var gitme karnıza var, varlığı iken, varlıkken, bu kadar sınırlanmaya yani kalırsa yine vurdu olgen kaldı. Ümit Kodik'in ile gittiğin için moda askı önemliyim oldu, yani cazı, modda sanki askı satılgen, en kam cazı ödeme, kam yok cazı tayında. Yani biz olmuş 5. modda, 3. sınırın arvanı da evlenin temizse, bunda 17-15 yıl geçirdim ki, Allah'ın kemahı kılsa da tayında anlaşık kurtatılmıyor. Lekin, bir yıl gittikçe moddan kullar yani şu 10 yıldan hem kendi moddat müddet ki Allah kim hakkı bu ceza tayinli İngilizce kolat gibi vurduk Adalat ceza tayinli engin doktorlarımız Nataşkarı işte Tolmaçı yolu bile büyüce olun yani 42. 43. yılı olun yani büyüce Ustasın Topkani sabahlı işte şartlamada bir kök kılınıp Fatoriki 234 milyon kayta bir borç hakkıda doğru kılat fikirli yaptık Sorlu, birinci basılının bunu uzayarak kaldırıp, hafile çıkan her taşı istiyorum hemen. Bunu taş çağırıp, yani bizim de zaten koşun çıkma olsun. Hırmatlı advokatın tamamında turduğum ettim. İkinci modda takılı da cüneyt işini asalat haklaşı boyunca ıhtıvası maketini gel. Kırmızı buldum olsun. Bunda atofi sabah hakim tamamında Stefan Topkin oğlunun yanı kalatıdır. Bir de mülke mülke salın kılış yani falançı cüneyt alamadılar var manasıdır. Ihtıvası maketini gel. Lekin tarafiga e'tibor berish lozim. Jinoyat kodeksining 166-chi moddasida bu iqtisodiy sohasidagi jinoyatlar kiradi. Ya'ni bunda asosiy subyekt tomonidan jinoyat sodir qilishning maqsadi mulkka qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha telefonni olib o'zini qilib olish qaratilgan bo'lishi kerak. Lekin bu yerda telefonni olishdan maqsad o'sha ichida yozuvlarni o'chirib qaytarib berish bo'lgani sababli bu yerda subyekt tomonining ta'kid bo'lmaganligi uchun jinoyat ta'kid bo'lmaganligi uchun hukumat tomonidan birdan ko'rayotgan rad qilishni so'raymiz. Doktor Otubek Abdullah'ın mesajı da Sıgıya Matan'a uzak bir şey görüyorlar. Assalamu alaikum. Beni sal. Bir top, bir topman hocam şu salgıda tutturup tutturup yaparsam ayıp gidiyorum aysa. Ben ağlamam var. Ama ki uzunlu rahmatımdaydım hoşuma bloggerler gibi var.
Çünkü bloggerler o zaman hükümde beni oylamda kızlarına modi ve manevi kendi yoldan verip durdurlar. Ben hani bloggerlerden olsun numunat için bildirmek için sizlere katta rahmet. Beni şu 6 oydan beri bu ile durmasam ama sizler oylamda boş boş bulup durdurlar. Rahmet katta sizlere. Sizlerde Allah'ın hazineye koymadan ülerinde oylalarıyla rızıklarını bilirsin. Ma birinci iyi günü bizim muhtaram prezidentimiz terimizde taşınıp buyurdular. Oşa taşınıp buyurgan vaxtları da juda bir katta çiroyli gapni aytib ketdilar. U blogger bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, qalam o'tkir bo'lish kerak deb aytdilar. Va Surxondaryoga 70 milliarddan ziyod pul ajratib ketdilar gazlashtirish masalasi bo'yicha. Men bu narsani o'z aytgan sababi bu bizning Surxondaryoliklarga juda bir quvonchli hodisa bo'ldi. Ko'p joylar gaz yo'q edi, endi gazni bo'lishtirib, chunki bu hammasi o'zlarining sa'y harakatlarida bilan demoqchiman. Shu fursatdan foydalanib, hozir men blogerlik faoliyatimda Surxondaryo viloyati hokimi Turabdiyev Bobovda va Surxondaryo viloyati prokurori Sadiddin Turdiyevlarni nomlarini yozib sizlardan detallarini o'zimga qaratmoqchi bo'lganman, lekin ularga biror marta tosh otish yoki ularni kamsitib, shandirga do'q tushirish degan narsa bo'lmadi. Qarasam qilmaganman. Men o'zimni maqolalarimga prezidentimizni Surxondaryo viloyati hokimini jalb qilganim sababi ular men o'zim bloger bo'lsam-da birorta muammoni o'zim shaxsan yecha olmayman. O'shaning uchun men Turabdiyevlar, Sadiddin Turdiyevni ismlarini olib, ularni diqqatiga deb hammasini o'sha yo'rib kelganman. Oxirgi yo'rilgan joyim Sohib bo'yida, o'sha joyda ham gazlashtirish muammosi, yo'llar muammosi edi. Ularning muammosini bir chiqarganimizda hurmatli bizning viloyat hokimimiz Turabdiyev bobo borib birdaniga shu joylarni o'zlari qilib berdilar. Bu bilan men nima demoqchiman? Men shaxsan o'zim maqtanib, men shu joylarni men qildim emas. Men maqtanganim, men g'ururlanib xalqimizga aytganim, mana ko'rdilaringiz, viloyat hokimi keldi, qilib berdi. Agar shahar hokimi kelganda hech narsani qilmasdi dedim. Hurmatli Turabdiyev, xonangizga kirgan vaqtimda men odamlarga aytdilar, men chunki bu sizni oldingizga borib kelgandan keyin o'sha gapni ham otamga to'liq aytgan edim. Sizni xonangizga men ichki ishlar xodimlari olib ketishdi, lekin men bu yerdan bir qo'rquv yoki rangi oqarib hushimga ketadigan holatda bo'lib kelganman, chunki siz jahl bilan aytib olgan gapingizni men jahl bilan aytyaptilar deb kutib o'tirdim. Gapirdim, o'zlaringiz ham aytdingiz Turabdiyev. Maskangizni yechganingizdan keyin men gapirsam bo'ladimi degan vaqtimda Turabdiyev gapir dedilar. Men Turabdiyev xalq fikri Telegram kanali meniki emas. Men agar ma'lumotni bersam ma'lumot chiqib turadi, lekin men sizni haqingizda biror bir yomon ma'lumot bo'lgani yo'q dedim. Va men siz menga yo'qasiz degan edim, o'shanda o'zlar kuchli shashtiradan tushibdi. Qo'y bu ishlaringni dedilar. Men hozir 6 oydan beri men turmadaman. O'zimda zurriyotlarimda qo'limni ushlaganman. Hurmatli Sadiddin Turdiyev bilan prokurorimiz va Surxondaryo viloyati hokimi Turabdiyev, meni kechiringlar, blogerlik qilib qo'yibman. Lekin birontalaringni sizlarga tosh otish yoki sizlarni haqorat qilish yoki sizlarning shanlaringni, obro'laringni to'kadigan biron bir ma'lumot chiqib qolganim yo'q. Hammasi sizlarning sharafatlaring bilan xalqni muammosi yechilib kelgan edi. Agar men sizlarni ismlaringni maqolamda yozganim bu xato bo'lsa, lekin menga hech kim chiqib, o'zbek nimaga sen o'sha bizning viloyat hokimimizni yoki nomimizni viloyat prokurorimizni ismlarini yozib kelyapsan deb menga hech kim gapirgani yo'q.
Bütün kızlarımdan, kızlardan eşittim, kızlarımın olduğu morganımdan ama tinçigamdı. Ben bu telefondan eğer yatırazgın olsam, telefonumda Şerabot'ta ben Fatih İsmailov'u vardı. Ben özü güyeli otken edim. Ben bozorumda morup ayladım, bozorumdan bir başta kalamadı, umman hayolumdan yoldu. Fatih İsmailov beni uşak bozorumda o morda da özü yaptırıp, özü kamçılıklarını görüp, onu kındır, aitken ekken, şu narsalarını yordayım derdi. Ben o bir operatör bölüp organdım. Ben videolar oldu, onun için oldu, onu montaj kıldı, o şuna kıladığımı olamayamaz mı? Ben şu çeki bordum, farkında gel, oldu gel, şu an videolar geçiyor gel, ne işte bozulmuşlar. Şu bozulmaların hamasını kursatıp kursatıp ettik. Ha, loçunda olsa gerek kursatmasını kursatken özelliğiniz. Ve yani ötken seferde içki işler kolunu, jerfona gelmem, eğer videomu yüzleştirirsiniz, değiştirseniz, ben şahsen özüm içki işler kolunu, jerfona gelip aydım. Biz bozordan gidipke baktığımızda, ben hayır dedim, morşun içi değilim ya, dediler. Şamrola geldi, ağzım kurup böyle bir getirdi. Yine, biz morşun geldi. O kolumuzdan telefonda tortu olmayanı, içindeki bahçe malumotlarını uçurup bir yanı, hamını uçurup ayet yapmış. Prokurorumuz bana şey uydurttular da, o cinoyu almak ve kırmaydı. Bozor'da ne var? Sırrı saklımdan eken bozor düşük. Mayla o kimdeki boyusuyam, şahsi boyusuyam. Bozor'da içindeki kredetken sporlar nasıl olup çıkıp olmasa, videoların arasında düşürülse, o cinoyu bir narsa salda kaladım bu yerde. O işte savallardan birdik. No konuni hareketlerimiz doğurmuyor olmadı. Lekin, ben bu yerdeki videolar uçurup yerken boyusama, uçurup yerken boyusayam, telefon kaydap yerken boyusayam, ben bunlardan telefon şun gözüge korktu, loçumdu korkuttum, yok ki loçumdu buyunluğu koymayam ben. Biz bu işte telefonda korkun taraf, hokumet olduğu gibi morun korkumda ıltımos planımızdan ki telefon bol verişti. İçki işler kovdumadan ama şu loçunlu menetken vaktimde söyledim. Loçunlu men çekilip çıkarır, yok da loçunlu men ne madde dedim desem, sen loçunlu işlerse dengenin yok. Loçun kendi, loçunla salonlaştın, loçun senin uhlisin ben dengenin arasını ayıttı da, ben yani kayıttım, loçunlu mündüm, kettim. Yüldü kettikken edin, yüldü kettikken vaktimde loçunlu 5 Mart'tan 6 Mart'ta telefon kıldı. Eğer ben şu loçunlu pırkırken bulsam, onu yürekim okuyken bulsam, bu maketkenimden ki ne uçmanın hızımdan telefon kala. Ben bilmiyordum, bu loçunca ben hayran oldum, oldu da şöyle, bazen bir borularını yuradı, ben de kelip kelip, ben de kur kıttı diye baktı. Mayrı, Şerabot bozorumda ben şu narsasını yorumlarımdan, videolarımdan, hacı katlı, dokunçlu narsalarını giriş etken ekran var. Terimizden, işte bozor bu. Bozorları her bir de sıkı vurup, kamçılıklarını kurgan bulsak, bu işte sana o sırada ötkenlerden hem aslında bir videoda çıkarıp yerleme. Lekin hiç kaç materimizde bozorkumlar üstümden yazıp kovalama çelip kılıp bizden gelip anlaşma şimdi karap kıldı. Bizim videomdan kırk dikenler sıkıgan yok. Ben loçunga hazır cüdem afsuslamam. Loçun gelip beni kırkıttı. Beni çekilip çıkarıp yapırdı diye. Lekin birinci yüzleştirmişte loçundan savol veriyor yaptı. Videoları uçurdu mu? Uçurdu. Senin ayetinde mi ayetinde? Lekin bu işe birinci yüzleştiricilerin onunla halka çeliği okulumu yaptı. Onunla halkımızı kursatışı kındır, kuskınlıkta yaptı. Bayrı meşgul için Vajo Hanlı bir teröristi uçatıp beni çukurum koyuş yaptı. Lekin ben hayırdı, kimli videomla korkuttuk bak. Loçundu beni videomla korkuttuk. Nema geliştik bak. Ben telefonumda gözüm sozladım. Telefonda sozlaganımdan ki ben loçunca ondan telefonam da gelmiyor. Eğer SMS'de etkiler böyle kılmasayız, SMS'de ben rozulgin oldum. Yani bana telefonu, bana mülkünde zarar yetkazdırganını onunla ayıttı. Eğer rozulduysanız, ben şu telefonda vereyim, rozulduymasanız, ben özü plastikten SMS kırptı. Loçun eğer kırp oklamaz, ben onu kırp durmam, yigit miyken giderim. Bu birden etmeyinde, daha mı yok? Ben sana hiç kalın telefon operatörü, join yok diye baksayım, ben bunu SMS'de hem, yok yok, bunun bir telefonda hem, özünü zapsit verirken telefonda, yani telegramla, diktafonla birleştirirken zapsitlerken iyi işseniz,
Bronte joyda man video bilan seni qo'rqitdim. Masalan video bilan qo'rqitdim, men seni mana shunaqa joyga oboraman degan so'zni ishlab qo'yganman. Agar ishlatgan bo'lsam, isbotlab bersin. Dedi emasda, aniq faktlar meni ko'rsatsin. Mana shu yerda sen mana shu bizni qo'rqitding desin. Lekin hech kim mana shu hozir yuzlashtirish dislarini olib kelib ko'rsatib, o'sha joydan xulosa qilmayapti. Hurmatli sudya hakamlari, iltimos adolatli qaror chiqarishingizni so'rayman. Men lochinni qo'rqitib, uni undan qo'rqib, moddiy ma'naviy boylikni undirish niyatim ham bo'lmagan. Agar shunaqa bir g'araz va qasd niyatli inson bo'lsam, Termizda nechta bozor bor? Termizda nechta do'konlar bor? Hammasi bir-biridan boy. Lekin birontasi mening ustimda yozgani yo'qdi, chunki men Termizdagi hammasi meni taniydi. U lochinda bitta bozori bor ekan, mana shunda katta-katta zavodi bor odamlar bilan gaplashaman. Birontasiga men hali shu videodan qo'rqitib o'zimga biron-bir mana aqlni aytsangiz, aql dilerskisiga kattalar meni taniydi. Mana shularni qo'rqitib uyimda romlarimni hammasi aql qilmaganman. Agar men shunday vajohatli bo'lsam, shu narsalarni qidirardim. Lochin hozir shu yerda, men ko'rib qoldim, chekada o'tirgan ekan. Lochin, men sendan xafa emasman. Men bu turmada o'tirib, 6 oy o'tirib, kim menga nima yomonlik qilganlarini o'zim ichimdan namasini his etib o'tiribman. Men agar qo'lingdan kelsa, Lochin, kechir. Qo'lingdan kelmasa, mayli, xudo qo'shsa. Men seni qo'rqitib, sen namozga yig'ilsan, men seni qo'rqitib yoki biror narsaga erishib o'xshaydigan inson emasman. Men darajada telefonim buzilganini telefon qilib, lochinga telefonim buzildi, telefon olib berasan degan narsam ham yo'q. Agar men shu narsa, agar aytganimda, u o'sha narsani zabt qilib, bu narsani berib taqdim qilardi. U uyimga o'zi kelyapti. Men unga umuman telefon qilmasam ham, o'z uyimga kelib, telefonni olib kelib berib, dedi bu xiyla. Hammasi provokatsion harakat. Men ovozimni yopish kerak deb, yopish kerak bo'ldim-da. O'shaning uchun meni hech kim tinchlantira olmadi. Men olgan videoni chiroqlab, uni ranglar berib, montaj qilib, internetga chiqarib, birovni shaniga dog' tegizadigan inson emasman. Men xalqni muammosini chiqarib, mayda-mayda chuyda muammo bo'lsa ham, ularni hammasini mana oxirgi marta turamni eshitib o'zlari muammoni yechib keldilar. Men yana qaytadan aytaman, To'rabdiyev o'zlari borgani uchun ham bo'lgan. Shahar hokimi Isroil bo'lib borganda u hech qaysi xalq bo'lmas edi. Men onkologiya haqida agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, opamiz 2,5 oy bizni bolnitsamizga o'ralashib yurding dedilar. Agar shu o'ralashib yurgan bo'lsam, 2,5 oyni ichiga sizni xo'jayiningiz ham erkak kishi, sizni o'zingiz ham hozir ko'rayapman qanday gaplashyapsiz. Mana o'sha bo'lmada chiqib olib, agar shartnoma yurgan bo'lsam, 2,5 oy o'shada sanqib yurmaganing deb aytyapsiz. Mana o'sha joyga ushlab, sen nima qilyapsan, nimaga video olyapsan deb gapirsangiz bo'lardi. Yana bir tomonso 78 million shtraf hozir ham otamam aytib o'tdilar. Agar mana xarasda past niyatda o'rganida mana shu pulni organ vakillarini chaqirmasdan turib, o'zimni o'zlashtirsam ham bo'lardi. Men bunaqa narsa qilganim yo'q. Jinoiy alomat bo'ldimi, mana o'sha narsaga milliy gvardiyani iltimos qildim, o'sha narsaga o'sha joyga boraylik, hammasini o'z ko'zingizdan ko'rasiz deganman. Agar meni agar ichimda g'araz niyatim bo'lganda, mana shu Ravshanovani qizini o'zim borib ishga kirgizib qo'ygan, bu videoni chiqarmayman deb, mana shunaqa qo'rqitdi. Lekin men hech kimni qo'rqitganim yo'q. Ona bo'lgan vaqtida o'shanda meni haqorat qilding, meni telefon qilib chaqirtirding. Ey bobojon, men sizni umuman tanimayman. Sizda telefon nomeringizni ham bilmayman. Qo'lingizdan sizda bering. Chunki men sizni oldingizga bormaganman. Sizning borgan vaqtingizda siz yo'q eding, o'zingiz aytyapsiz. Qilg'ilaringizda ko'rinib turibdi bobojon. Hamma sizlar o'zlaringiz menga nisbatan tuhmat qilyapsizlar. Nechi marta ustimdan yozdilaring? Hozirda pandemiya edi, qaytarildi. Yo'q, ichki ishlar xodimlari uyimga kelib, mendan tushuntirish xati olib ketgan edi. Tushuntirish xati olgan vaqtida men bu narsaga mantiq turibsiz savol bergan ekanman.
prokuratura murojaat qildim degan so'zim agar chiqtiruvsiz savol bo'lsa, qaysi savol meni chiqtiruvsiz bo'lmaydi yoki bir umr qonunga zid ekan. Men savol berganim agar shu haqorat yoki bir umr tuhmat yoki bir umr shaniga zo'qni tegizadigan bo'lsa, o'sha savolni meni ko'rsatinglar, qaysi meni savolim aynan shaniga zo'q tegizgan ekan. Antologiyada men hayron bo'layapman, 2 yarim oy meni izimdan yugurgunding. 2 yarim oy vaqt ichida biz umuman bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Mana xo'jayinlar advokat ekan, yurist ekan, menga telefon qildilar. Telefon bilan aytdim, Otabek kelgan bir uchrashaylik ham demadi. SSD yo'llari to'xtalib o'tadigan bo'lsak, men opani sudgani ham yo'q, opani men o'g'risini obrasiga putur yetkazgan yo'q. Uch kishi o'zlarini obrolarini o'zlari to'kib qo'ygan. 2,5 million pullar, 2 kilo pistolet o'zlari ovozlarini so'ragan. Men sud jarayoniga qatnashdim, to'g'ri. Oddiy mana hozir blogerlar ham qanday qatnashyapti. Lekin bu vaqtda men telefon bilan kirganim yo'q. Prokuraturaga nima deydi? Prokuraturadan bitta ayol kishi prokuror qatnashdi. Men esa oddiy bir kuzatuvchi o'rinda kirib chiqdim. Sudyalarga men o'zimni tasdiqimni o'tkazib, sudyalarga men bosim o'tkazgan inson emasman. Adolatli qaror chiqargani uchun shu joyda o'zimga men chiqib ketib, prokuraturaman qo'limdan shu qo'pqonlar esimdan chiqib ketdi. Shu kishiga rahmat deyman. Adolat qaror topdi deb. 2,5 million pul bilan 2 kilo pista agar bu nima deydi? To'g'ri bo'lmasa, bilmayman nima ekan. O'zlari o'zlarini so'ragan narsani men bo'yinimga qo'yib butun O'zbekistonga sharmanda qilding deb aytishyapti. Oilamdan buzilib ketish arafasidaman deyapti. Lekin men 6 oydan beri oilamdan ko'rishganim yo'q. Mening oilam buzilib ketishni hech kim o'ylamaydi. Men farzandlarim ota mehriga o'zi zo'r bo'ldi, hech kim e'tibor bermaydi. Bizni hozir mana shu sudni, sudimizni butun respublikamiz, butun dunyo ko'rib o'tiribdi. Qanaqadir dedi-dedi faktlar bilan meni qamoq olishdi. Bu prezidentimizga, muhtaram prezidentimizni shaniga do'q tegizish emasmi? 12 toifadagi sud mana qamoq olyapti. Prezidentimiz shuncha odamni hisoblab gapiryaptilar. Prezidentimiz bu o'zlari senatga, deputatlarga mana shunday qilsak qanday bo'ladi? Mana shunday qilsak nima bo'ladi deb o'zlari murojaat qilyaptilar. Hech kim demak prezidentni qo'rqitmayapti. Lekin men qanaqa qo'rqitaman? Men prezident emasman-ku. Men hamma bo'lib qo'rqitib, bitta bozordan telefon, ikkinchi bozorga bozorkom qo'shlab, undan bir xaladilnik, boshqasini ushlab, bundan DVD televizorlar olib berasan deb hech kimga aytmaganman. Birontasi kelib do'z bergani yo'q-ku. Uyushtirilgan qistirmalar bo'lyapti. Mani og'zim yopish kerak bo'lsa yoki biror narsani tinchlantirish kerak bo'lsa, bora og'iz aytingda shu blogerlik qilmagin deb aytsa bo'lardi. Lekin mana hozir bular zo'rlab narsa qilishdi, bu qo'pol harakat bo'libdi deb hisoblayman. Man g'araz va past niyatli inson bo'lsam, mana shunaqa bolalarni, o'zimni bolalarimni g'araz va past niyatda sotmayman. Tumaga kelinglar. Turmaga kelinglar, nechta odamlar shunga qavalib yotibdi. O'zini bolasini sotdi. Men o'zimni bolamni sotib yo'qib o'g'irlab pastga tushganim yo'q. Terrorchi men bilan yashaganmi? Terrorchi meni uyimda yashaganmi? Mana g'arazli past niyatlardan chiqib qo'yapti. Mana men 6 oydan beri turmada yotibman. 6 oydan beri mana shu yerga turmaga kelib bir xarakteristika so'ragan. Birovni bilsa sen demagan, mana bir xarazi mendan kichkina. Men 41 bitirganman, lekin ular mendan xaroz kichkina. 10 yosh, 15 yosh kichkina bo'lsa, men xarazi siz deb gapiryapman. Birontasini seniki meniki demaganman. Agar men shunday vajohatli, agar men shunday videolarim agar ishlov beradigan videolarim bo'lsa, men nima qilardim men? Xotinimizni nomini yozib, prokurorimizning nomlarini yozib, o'zim hamma bostirib, to'g'ratib, ko'p narsaga erishsam bo'ladi-ku. Lekin men undan qilganim yo'q. Uyim masalasiga to'xtadigan bo'lsak, o'zlaring ko'rib olaring. Men savol berdim Isroil bo'lishga.
Sizler dedim uyumdur, büzgünce dedim, ne diye bandalar verdiler? Kereşu hükümünü tüsüdüler. Kulakam pulunu özümüz veriyoruz dediler. 2 yıl biz tuttuk uydu. 2 yıl içine uyu vermediler. 2018 içinde ben bol göremezsin. 2018 içinde böyle 2 yıl derken bana yakında uydu bir yıl uyuzları çakırtırıp köşe çöğü borasam dedi de uydu bir yıl. Uydu bir yıldan ki 9 oydan giymanın üstünde yazı veri yaptı. Hani bu erkekliği vururu, sekti rahvarı, Termizden işte bu işte okumumuz oldu da biraz Termiz gözde. Bu da vilayet okumumuz gözler bu, şehir okumumuz var. Yani tümallarda ne işte okumalarımız var. Hammasını o videoda görüştüm. Birden 5 fon alıyor, bir taştan 10 fon alıyor, bir taştan 2 fon alıyor. Hamasını görüştüm. Ben bu olmayayım ama. 9 ay içinde maşhur eğer hana zavuk hasniyatlarım işler işlegen görse. Sonra bir işte oldu ki bu videoda korktum, şimdi doşeyinden de bir vlog veresem de korktum yok ki. Vazirlar Mahkemesi'nin kararı ile esasları 160 kvadrat de yapmam. Eğer ben cihara zor kasını yaptım bu yanda ben 160 kvadrat demez, ben 260 kvadrat uyu veresem de tüm olalım. Kımadlı sürece hakemler, her bir tür mersanın vacbi asası alıp, adalatlı kavruç koruşu gözü tüm oskılama, Eğer esinizde böyle Termizden hakimi bir neçe bu düşündürülgen deyip yapır yaptılar. Kanakıl düşündürüp yapırdı. Hakimiyatam yürüdük makamı geliydi. Mange bir ogohlandırışı bir hat vergen yok. Bana şu uydur, bana şu külünü verirsin gerek. Bana şu ülke sen karşısın deyip yapırgen yok. Tök kız öyle ki bana usulunu yolu bir yaptı. Korkut deyim deyip ayet yaptı. Mahalde korkutken böylesen, korkutaktan narsalarını göstersin. Köçelerde asfalt dağıtmam yani üçünü korkutmam. Köçe bu köçe bizim köçe mi sunar anlaması? Kaltı köçesi. Hokumda şahane ve kanda çok tek bir zaman benim köçelerde videolar bulan. Köçede çay mı bulan? Eğer hokumda eğer şu şahane gururur dolayı olmuyorsa hokum yaptan ne işte olan bu? Kuruluş bölümü bu. Kuruluş bölümü üstünde yozu vergen yok. Asfalt zavut üstünde yozu vergen yok. Asfalt kılınış giren joylarda asfalt kılıp bir yaptık o zaman. Yani hokum uyanma neyine bedimde kalıp senin içi var ama da çöndürüş verildi, türünü verişin gerek edildi. Kanda kıtır hakkında yapar yaptırlar mı bulmadı. Şoförle de kalmış, 20 milyon olur, 35 milyon kırpman olur, notariste boğulur, notaristan biz kucaklaştırıp kayıt geldi. Kim, köşe vakti de ben hozram ayda yapmam, manda şu kültürü dursun, o da bir bak hokum yapmayıp miyim ha? Hakkımdan var bu gözüm kırdı olamam. Bu kırdı işte tutturayım ben. Her oyman sana gözüm kim kırdı lan? Gözüm de kırdı işte tutturuş ya. Bir yardım da olur, verir duramam diye geldi. O zaman falan ki oyun oydan beri verilen yok. Maalesef ben şu 20 bin dolarla 35 bin okur da kadar olsa camdasa 30 bin dolar dolardı. Hamas gözü boşaydı, uydu, raşşot gözü. Eğer uydu, ınmanı Aydropol olsaysa, eti olmaya sayısı 304 milyon kolluk o güneydi. Ben o türlü birim bölmüyor ama ben hiç kimse karzım yok. Eğer gaz muamma olsun, eğer yaprak muamma olsam töre koyuyorum, töre koyuyorum fiyatlarımın kılık yazdık adlarsın. Bu kuşun oğulları yapıyorum çıkan mı? Uçuşlar, uçuşların titri vızlarına gelmişken ben. Ne ki ben uçuşa Tora Bayonov'dan kül talapladım olmuyorsam şofra gayet ama. Ben su takamlardan bir de çoğuyla savol verildi. Uçuşa salfet bir 10 bin dolar yazdılar iken kimden kül soru aldı dedi, keçe soru aldı şu savol. Uçuşa savol olken tırlık cevap vermedi. Men bilmeyim ben dedi ki lan, bu bilmeyim ben ötkirden mi, bilmeyim ben kududdazlı katlası Tora Bayonov'dan Kül sonra gelme, bilmeyim ben de doğru yaptım. Eğer bana kül şu 10 bin dolar gerek olsa, ben doğrudan doğru şu kokup Tora Bayonov'da olduğu gibi oruç kül de söylemeyeyim ama orada kaçlardığını mı kılamam? Aziz'e telefon kılıp muhlat vererek ama Ötkir'e telefon kılıp muhlat vererek ama Ben bundan olduğunu mu ayıttım? Ötkir miyince malumluk bir etkisi veremem. Metan zaptaşkalara ki Turbalar verilmeydi. O zaman
gaz gaz kuduk kuduk gazlar hamma turbalarni aholiga beryapti. Metan gazni gazlashtirish narsalari o'zlari zimmasida. Lekin o'tkirni o'zi menga bir hujjat olib berish uchun men ikki kunlik olib kelaman degan edim. O'sha har hujjat deb aytganman. Men lekin ulardan mana shuncha pul olib kelasan, mana shuncha pul olib kelsang men og'zimni yopaman degan narsani qana qilib aytaman? Videolar hammasi internetda bo'lsa. Qana qilib meni tinchitasiz? Ular meni uyimga bostirib kelyapti. Bir marta kechasi keladi, bir marta ertalabi keladi. Onamga telefon qilib iltimos qildi, singlimga telefon qilib iltimos qildi. Hech qaysini aytmayapti ular. Hammasi buni kelib o'tiringizdan pul talab qildi dedi. Pul talab qilgan bo'lsam, shu joyimni zabt qilib meni shuna qilib ko'rsatsin. Hozir meni ustimdan yana dela ochilgan ekan, o'tgan kun prokurorimiz aytdi, o'tkir bilan aziz sizni tovushingiz bor deb aytdi. Tovushimni o'tgan safar ham eshitdilar, men bittasiga televizor sotganimda shu pulni qachon kelib berasan deganimda ular eshitib, mana shu zalni eshitib olishdi. O'sha pulni qachon olib berasan degan narsa o'zi izdan yer 10 ming dollar o'zlari qaydan bir qop bo'lib, o'sha bilan o'tib meni yana qo'rqitib turgan vajohlar aytgan bo'lsa kerak. Stenogrammalarni hamma stenogramma deb gapiryapti. Stenogramma emas, o'sha video mana lochimdan gaplashgan Telegramdagi ovozimiz deb aytadi. O'sha narsani svojda qilishga berilmadi. Yuzlashtirish disklari hech qaysi ko'rsatilmayapti. Hammasi yuzlashtirish vaqtida mana ahvolimni ko'rib, quruvchi Otabekni menga qarzi yo'q, Isroil Bo'rish qarzi bor menga deb aytdi. Men o'sha vaqtda qo'limda cho'zib, otangga rahmat seni deb aytdi. Lekin o'sha narsa hamma diskda qolgan. Diskda qolgani uchun ham menga bu narsani hech kim ko'rsatmayapti. Delisinadi deb o'ylayapti-da. Agar menga shu 10 ming dollar kerak bo'lsa, men ko'rib turganimda oldiga to'g'ridan to'g'ri o'zim bora olmayman. Butun xotinlarim to'g'ridan to'g'ri gaplashadigan gaplashadigan odam bo'lsa, nimadan qo'rqaman? Shu 10 ming dollarni so'rashdan qo'rqaman? Mamlaka niyatim bo'lmagan bo'lsa. Hurmatli sudya hakamlari, 10 ming dollar so'raganim yo'q. Men pul so'raganim yo'q. So'ragan bo'lsa mana shu xalqning gazlarini to'liq yetkazib beringlar, beringlar deb ularga borganman. O'shani ham to'z to'polon qilib, xonamga to'polon qilib kirib keldi deb aytganlar. O'zlarini ko'rsatmalarida. Ko'rsatmasida yana aytyapti, menga hech qanaqa pul bo'l haqida gapirgani yo'q chiqdi deb aytadilar. Gapirmagan bo'lsa to'g'ri, men hech kimdan pul so'raganim yo'q. Pul so'rasam, men o'zim to'g'ridan to'g'ri o'zidan so'rardim. Men hozir qissa-qissa aytayotgan boshim juda qattiq aylanyapti. O'zi qandaydir kasal bo'lib qoldim. Mazam yo'q. Uyim masalasini yana bitta joyga aytmoqchiman. Uyim bu meni vatanim. Meni vatanimdan vatanga to'qilish uyimni buzib. Bizning ruxsatimizsiz. Bizning roziligimizni olmasdan turib. Uyimizni buzdi. To'g'ridan to'g'ri kelib devorlarni buzib tashladi. O'sha vaqtda xotinim opot tushayotgan edi kuhnida. Devorni yarim murab ketganda man shu traktorga kelib traktorchilarni urishgan edi. Hech qaysi narsa inobatga olinmayapti. Hokim meni Toshkentdan yuzlashtirish sud jarayonida gapirib o'tdilar. Bir necha marta senga ogohlantirish berilgan edi. Ogohlantirish og'zaki beriladi. Shokolad ekanini o'zi ko'rib o'tirdi. Uy mana shu ikkita domda to'rtta konditsioner ustunlik qilayotgan edik. To'rtta konditsioner ustunlik qilayotgan vaqtida mana shokolad ekanini o'zidan nomini bormi yo'qmi deb so'rayapman. Agar mani qarzim bo'lganida shokolad aka shuni to'xtatib, Otabek, sen konditsioner olishga puling bor, lekin uyni yarim pulini bergansan, yarimini bermagansan. Konditsionerni olishga puling bor-da, lekin pulni bermaysan menga degan gapni umuman aytmagan. Uyni ichiga jihozlayapmiz, xolodilnik olib kelyapmiz, televizor olib kelyapmiz, gilam olib kelyapmiz, hammasini o'zlari ko'rib o'tiribdi. Biror marta mana shaxsan Otabek, sen shuncha narsani olar ekansan, shuncha puling bor ekan. Amani pulimni kim beradi degan gap qilmagan ular. Hozir kelib desa, mening Otabekda shuncha qarzi bor deb turib olyapti. Mantiq qayerda? Logika ham yo'q yerda. O'qir menga
SMS yolunda deb aytgan tushuntirib o'tamiz. SMS o'zingiz yozib deb aytdingiz, men narsalarni esimdan chiqib ketadi, nima olish. 3-chi etajdagi akamizni, bitta akamizga uy sotdilar. U kishining hojatxonasidan butun mana hojatxonam suvga to'lib ketdi. Chokolat akamning ishchilari borib o'zlari ta'mirlab berdi. Men o'shanda chokolat akamni qo'l qitib gapirganim yo'q. Chokolat aka menga SMS tashlab berdi, nima olib kelishdi. Men hozir ko'chadaman, shuni olib jo'natib yuboraman deb aytdilar. Shu narsani SMS bilan jo'natganman. O'sha SMSda menga ko'rsalaring yozganman. Kraska Agar 9 oydan keyin mana ustimdan yozib beryapti. Qolgan xotinlar hammasi jimdir. Men o'zimizni shahar xotinimizni qo'rqitaman shunaqa. Vazirlar mahkamasida 16 kvadrat deb aytganman. 16 kvadrat deb uyni so'raganman. Bu 60 kvadrat bo'ldi. The conference will end in 10 minutes. Yani qaysi bir qo'lda qoldi? Kecha Hasan aka kelib 10000 dollarni so'rading deb gapiryapti. Tinchlikni qochib gapirolma qo'yapti. Salfetkaga yozib berdim deydi. Men uyimdan chiqquncha salfetka bilan ruchkalardan chiqqan ekanman. Bu narsa kulgili emasmi? Hurmatli sudya, bu sud jarayonini butun dunyo ko'rib o'tiribdi. Menimcha bu sudga kelib mana qamatib o'rganlar hozir bilmayman qanday niyatda o'tirishibdi, lekin Prezidentimizni shaniga dog' tushirmaydi. Mana qilayotgan ishlarim, qilgan ishlarim hammasi noqonuniy deb baholanib, meni qo'llamoqchi, g'araz va past niyatli inson qilib ko'rsatyapti. Men agar g'araz va past niyatli inson bo'lsam, o'zimni bolamni sotib, pulni ishlatib, xotinimni birovga sotib yuboradigan inson bo'lmaymanmi? Iltimos qilmoqchi sizga. Beni geçirinler, 6 ay içti ben adayı tamam öldüm. Ben ya 6 adamın da terbiye vermeken, her zaman pasiyatlı böylesen de beni terbiye vermeken 6 adam. Eğer her zaman pasiyatlı insan böyleyken de ben bunda yürümeseydim. Otam yanında Mercedes o verirdi. Onam yanında Moşun o verirdi. Ya bunlar durup dursun. Hukumiyatda agar qo'rqitib yurgan bo'lsam, hukumiyatda oldiga borib, meni ota-onamni haj yo'yman desam deb shuna deb qo'rqitib yurmas edimmi? Iltimos qilmoqchi sudyalar, men haqiqatga berilib yuribman. Meni kechiringlar iltimos. Bu sudni boshqa cho'zmayman, hech qayerga yozmayman, blogerlik ham qilmayman. Iltimos meni oqlab berishingizni iltimos qilaman. Og'irni yengil qilib ko'ringlar deb prezidentimiz aytibdilar, lekin men og'ir jinoyat, nima jinoyat qildim? Kimda sirini fosh qilib tashladim? Farzandlarim haqqi, ota-onam 70 ga kirgan ota-onamni duosini ololmay qolyapman. Meni kechiringlar iltimos. Meni sudsalimdan ozod qilib, uyimda oilam bir butun bo'lishiga izn beringlar iltimos. Meni bolalarim, ota-onam, ota-mehriga zor bo'lib o'tirishdi. Har kuni yig'lab o'tirar ekan, kechqurunlar otam kelsin, otam qayerda deb yig'lab o'tirgan ekan duo berib, uchga kirgan bolalar. Ota-onamga davringlar bolam, kim menga qaraydi? Yagona boquvchisiman o'zimman. Blogerlik boshqa qilmayman. Hech kimni muammosini o'rtaga chiqarmayman. O'zimni bolalarimga qarab yuraman. Hurmatli sudya, adolatli qaror chiqarishingizni so'rab qolaman. Meni kechiringlar. Lochin shetdan o'tiribdi, Lochin. Men seni telefon qilib, seni mana shunday qilib qo'rqitib,
Unda qarasan aytmagan narsalar aytib bermagan. Sen namozga yitsa, u yarashmaydi senga. Iltimos qilmoqchi sizga menga bir imkon beringlar. Uyimga qaytarish olti oy o'tirganim menga dars bo'ldi. Adoyi tamom bo'lib ketyapman, hozirim temperatura ko'tarilib ketganman. Bir haftadan beri kasalman, o'zimga o'zim kela olmayapman. Zorlanmıştım. Ve o da Sattari'nin ahlamını işleyip oturtmak, bunda uşak kılmışıdan püşaymanlık kısını ben görmüyorum. O keçirikler püşayma olma diyordu. Lekin uşak kıgan işini tan alıp, aygını tan alış degen kısılar bu olduğunda. O kıgan işinde maşallah özünü, NATO örgünü konuşuyor, özünü yığılar. Olan, otan, onan deyilir. Lekin boşkalarını yığılatkanını, boşkalarını kıgan tasarını, kıgan azabını hiç öyle düşünüp yetkanı yok. Bunlar bu şey, ötken altı ay, hala iki narsa uğrak bulmaktı. Bunu yengirlik yeri yaşıyor ki bunu başka kılıç masalası hakkında hala bundan kapan bu işi mümkün olmaz. Yeni de ayda yaptı, ben tutmak kılmadım, başka kılmadım. Özbekistan Respublikası da hakkı konuyla hüccet sütler, mesela süt Özbekistan Respublikası namında özünün hüccetini kabul kıladı. Bu düşünüldük, paralı sütler, başka sütler Özbekistan Respublikası namından öz hücretini kabul kıladı. Bu bana şu kapırtırgan Ahat ve Ravşan var sabahat. Özbekistan Respublikası namından çıkarılan halkulu kararını Özbekistan Respublikası namından kabul kılınan acilimlerdi. Nazar pisan kılmaya, o şey acilimlerle kalkılınan halılar ve içi özünü kapılarını kapır yaptı. Bu bana blogger bölmüş adamım, bunu kollar diye namadığımda Nima prokuratura chora ko'rmadimi, unga jazo bermadimi, qizlarini noqonuniy ishga kiritdimi, yerda advokatlik qildimi degan savollarni beradi. Lekin buni qo'lida turibdi hal qiluv qarori. Hal qiluv qarori bilan aniqlangan holatni, hal qiluv qarori bilan aniqlangan holatni ustidan baho berishga kim buna huquq beribdi? Bu narsani xo'p ko'rib o'qib boshqa holatlar bilan hozir advokatlar ham aytib o'tyapti. Unaqa hujjat bor ekan, bunaqa hujjat. Peki oşak hücretlerden kim sütte kararları kabul kılına yaptı? Süt agar oşak hücretlerden anasını görgen, yavuz görgen, itibarınız için görgen veremez. 10-15 de davranlık mı var? 10-15 de oşak nazarat taftiş dikeyen, kurum dikeyen, hafızlık dikeyen, prokuratörlüğe, hama tamamen verilen kovazlar bu. Bu taşkırıptı, özü de bu muhut, joy değil mi? Oşak muhutta yaşayamazlığın sabahı, oşak aşağıda sabahı boşluğu giderken, bir grup şartlar şu işxonani doimiy faoliyatini izdan chiqarib yurgan. Otabek Sattori o'sha korxonani direktoriga borib, qizini ishga olishini, Ravshanova xolasi bo'lishligi haqida mana shu o'zlarining blogerlar yaqinda bir kinoyam ishlab chiqdi. O'sha yerda onkologiya dispanserini bosh vrachi Abdukarim aka gapirib o'tdi. Men oldimga keldida, men Otabek Sattoriman, blogerman. Meni xonam o'ladi, shuni qizini ishga ol deb aytdi deyapti. Endi u kap-katta odam bir tashkilot rahbari televideniyaga qarab turib gap yolg'on gapir bo'lsa kerak. U o'sha narsani ishga olmaganligidan keyin bu mana bu syomkani chiqaryapti va qaytini bo'ylab ularni o'sha ishxonaga tushlik qilayotganini kelyapti. Bu yerda bo'lsa bir 15 kishi, 16 kishi ham bo'lmagan o'tirib, obedga o'tiribdi, masofani saqlab, niqoblarni taqib. Çünkü pandemiyanın avucuna çıkan paytlarıydı. Kuşada, Bronzoy'da aşkana işlemeyen paytıydı. Doktor ne yapmış gerek? Geçen gün gündüzü köyde götürüp adamlarda canını saklamak konuşuyor. Uyuyken normal işle götürüptü. Bu oşa bunu kapını kaytarıp kolatını, kızını işle olmadan anlıyor için şuna kast oluştum. Numaları da yıkıp kere yaptı, davul ayeti yaptı. Ben pul işle açım mümkün edemedim. Sen kandas pul işle verdin. Senin ahmak olmaz mı doktorlar? Öyle. Peşana teyirinden topkan pülünü verip koyuşken. Bu, o şey,
milli gvardiya xodimlarini yetalab kelib, mana bular karantin talabiga rioya qilmayapti deb. Endi o'sha doktorlar, bechoralar, mana endi bir oddiy odamlar, ular faqat shu insonlarning dardiga shifo berish bo'yicha. Agar men keyin eshitib qoldim ular jamoat ma'lum jarayonga tortilganligini, lekin shu narsani jarayonga tortirish to'g'risidagi qarorlarim ustidan o'zim agar bilganimda ularga shikoyat berardim. Chunki ular o'sha hech qaysi talab qo'yilganini buzmagan, ko'chada o'tirgan o'zlarini ishxonasida qilayotgan narsa bu qator qo'llarim 72 ming qancha bo'lsa jarayon to'lab, ular hammasi Otabek Sattoriy tomonidan ataylab o'sha qizni ishga qabul qilinmaganligidan o'ch olish uchun keyinchalik chiqargan narsa. Savollarga berilgan savollarga javob berishdan bosh tortdi, men savollarga javob berishdan boshladim. Lekin mana shu hal qiluv qarorini o'qib ko'rganimda o'sha Ravshanova tomonidan keltirilgan oyatlar qizini ishga oldi, konkurssiz deyapti. Bu konkurs o'tkazilganligi haqida qog'ozlar jinoyat ishi materiallariga ta'lim qilingan, jumlalar bor. Bu narsa o'sha chiqishidan oldin to'g'ri haqiqatdan men aytdim. Kim uchrashmadi? Men nima uchun borib uchrashim kerak? Men buni o'zim aytdim. Faqat to'g'ri aytganman. Shu ishni qilishdan oldin ikki tarafni ham eshitib ko'rib, hujjatlarni o'rganib, keyin baho berib, noto'g'ri fikrga kelib qolmadi degan fikrni aytganman. Lekin shu narsani ma'lum qilmadi. U menga siz meni shantaj qilyapsiz yoki boshqa qilyapsiz deb men o'zimni xafaligimni tashlagan joylar bor. Shundan keyin o'sha narsa chiqqandan keyin aytdiki, men dedim. You have joined the conference. You are the only participant. Bu mesela blogger bo'lgandan keyin blogger birinchi navbatda o'sha hozirgacha o'zimizda qabul qilingan qonun yo'q blogger to'g'risida, lekin o'sha eski gap axborotlashtirish to'g'risidagi qonun, jurnalistlik etikasi, jurnalistlik faoliyati to'g'risidagi qonun, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga asosan faoliyatini yuritish kerak edi. Ama bu konularda talablarını güdüle yaptı. Şu konuların hepsi yolu koyuptu. Takatliyetken malumot, başka şahsı hakaret kılmaz diye, onun şanlığa tasar kılmaz diye, malumotlar bölüş gerek. En asosiyeti malumotlar ispatlanan, asoslanan, asos tekşirilen bölüş gerek. Ama bu tekşirme yaptı da, ya kança pul vergenini bulmayan bir konusunda, öyle aitti pul oluyordun de, şu pulunu oraya yaptı da çıkarıp çalımlar verdi. Bu, şu narsalarda belirlemek ki bu hiç kimse hukuk vermeyen üzerinde şanslı kalmıştır. Bu bloggerlik vardı konudaki bir de haflı kulu. Ve ilk zaman konuşma diye ayırttım ki eğer bana şu narsa bulan bütün bir olağında bir rayonda yoktu bir bile yaptı bütün Özbekistan'ın fikrini özgertiriş, yuvarış karacası bu bir haflı atom bombasından güçlü kural da sorumluyum. Çünkü bu kapını özünün kapını halkın fikrini etkenden ki onu halkımız halkı bakını düşünmeyi bakını düşünmeyi daha da şu narsaya ağır kesardı. Bunu ne koyup bulmaydı. Bu narsa bir liman ki taslam kirli organı ve içki işler olumları öz vaktinde bunu cinayi faaliyetine çek koyup tuhtattı ve su ilişkini doğru konuyu böyle çıktı. Şimdi dostu epizodlarına tuhtarı koydu işte kohma liman bu epizodlar hamazı anı ispatlayınca fark bulan oturttu. Çünkü o zorluk işlerdi yok ki korktu, tavla maçılık diye ana kuş işlerdi yok ki zorluk kırış ama bunu o şey kolidaki bana şu asasını özü zorluk korktu şu ostası. Bu özüge kiraklı bekle derselerde o anlattı. Şunu kursattı, hama göğe hama gertti kılıp bunu şanlanlarını bir yerde korup taylaşıp koyardı geliyor. Çünkü bu asasını biz başımızda başkanı kurmamız, şu Ahmet'i hakkında çıkarken noto'g'ri maqolaning asosini oqibatda mana bu o'sha xalq orqaga o'tirgan tushunmay har xil gaplarni yopirib tashladiki, endi bu gaplarni bilmayman. Buni hammasini bo'lgan savolim baribir o'sha Sattoriyni bo'yniga borib tushadi deb o'ylayman. Chunki uni xalq bo'lgan holatda haqiqatda nima bo'lganini bilib bilmay har xil fikrlarni yozib ko'p nimalarni qildi. Endi yana o'sha mana
holatlarga nima qiladigan bo'lsak, nimaga nima qiladi. U maqsadi shu bozordagi bitta kompyuter ko'rsatib, sharomat oladigan bo'lsa. Nimaga telefonni odamimizga to'g'ri prokuraturaga ichki ishlarga bormayapti-da, hokimga boryapti. Hokim huquqni muhofaza qiluvchi organ emas. Hokimga borishdan maqsad hokimni qo'rqitib oladi, mana seni bozoringa kelib, mana shuni holatni aniqladim. Boshqa boshqada hokimlarni bir sharoitimiz hamma joydagi rayonlarga bu shu ishlarni qilib yurgan ekan. Endi mana biz shaharda boshlaymiz, shaharda yuramiz. Men masalan o'ylardim, qani odamlarning fikri qanday bo'lar ekan deb. Lekin biror kishi menga mana shuni bir achinib Otabekni noto'g'ri qavatlari degan fikrni aytgani yo'q. O'zini tanishlari hatto menga birov savol beryapti. O'shanga deydi, sutga kirgan paytingiz savol bering. O'sha kuni bozorga sherovatga borganingda juma kuni edi. Sen namozxon ekansan, oldingi sutda o'tirib duo qilib o'tirding. Lekin nimaga sen juma kuni juma namoziga bormasdan bozorga yuruvding degan savol beringchi, nima deb javob berar ekan deb hatto ko'chada ko'rganlar mendan so'radi. Men aytmayman, bu savollarni men berib o'tirish kerak ko'rinmadi. Adolat. Ha, mana adolat. Adolat bittalar sani to'g'ri tushunishdi. Opadan turing o'rningizdan. Turing o'rningizdan. Kim familiyangiz nima? Sizni o'rdilar. Yo'q, sizni ogohlantiramiz. Agar yana bir ruxsat so'z qo'shatim desa, so'zlardan chiqarib yuboramiz. Tartibimiz nima? Endi bu narsa bitta o'zimizni agar biz yaxshi bir huquqiy demokratik davlat qurish niyatimiz bo'lsa, mana bunaqa ko'ngilchanglik qilib, tushunib tushunmaslik qilishlarda yoki bir ko'z yosh to'kkaniga, bolamni ko'rmadim 6 oy deganiga, uni kechirib, uni chiqarib yuboradigan bo'lsak, hech qachon huquqiy demokratik davlat qura olmaymiz. Chunki qonun hamma uchun barobar. Jinoyatni u albatta jazolanishi kerak. Jinoyat kodeksining asosiy prinsiplaridan biri ham o'sha. Jinoyat uchun jazoning muqarrarligi. Bu yana bitta narsa aytib qo'ydik. Mayli kechirish mumkin edi, qachon bu tavba qildim, shu narsani qilibman, men kechiringlar meni deb. Yo'q, bu hozirgacha ham o'zini oyog'ini tirab, shohini tirab turibdi. Men aybim yo'q edi, To'ra Bobolov, viloyat hokimi, viloyat prokuror. Ularni nima aloqasi bor bergan? Ular menga kelgan bo'lmasa, bir ariza bergan bo'lmasa, guvoh berdik bergan bo'lmasa, ularni qo'shib qozog'ish kerak. Oldingi sutka-ku prezidentni og'izdan qo'ymadi, qo'liga rasmlarini olib prezident prezidenti. Endi hozir bu narsaga o'tmay, bu kechirimni mana bu jabrlanuvchilardan so'rash kerak. To'ra Bobolov bergan bu nimaga ishga aloqasi ham yo'q, bu narsani qilolmaydi. Bu qonuniy o'zini qilingan harakatlar natijasida bo'lgan holat. Shundayki bu jinoyat bo'lgandan keyin va albatta jazolanishi kerak. Jazoni og'ir yengilligi masalasini aytadigan bo'lsak, sud buni 57-chi moddani qo'llab juda adolatli jazo tayinladi. Chunki 57-chi modda qo'llanish kerak. Qachonki sudlanuvchi aybiga iqrorlik bildirib pushaymonlik bildirsa qo'llanish kerak. Lekin shunga qaramay sud mana shu blogerlarni kelganini, ota-onasini, qarinligini, yosh bolalarni borligini inobatga olib, o'sha prokuror sudda so'ragan 11 yil jazo ham 5 yil kamaytirib, 6 yil 6 oy jazo tayinladi. Bu nimaga bu jazodan keyin shikoyat qilishni ham o'zi bo'lmadi. Chunki sud ishtaga hamma hujjatlar, holatlarni batafsil tekshirib, batafsil ish bo'yicha xulosa keldi. Endi apellyatsiya instansiyasi belgilanganki, hukmni bekor qilish asoslari tugal ko'rsatib o'tilgan, hukmni bekor qilish asoslari bu sud tergovini to'liq emasligi, bir yoqlama ekanligi, sud hukmida bayon qilingan xulosalar ish holatlariga muvofiq kelmasligi, ushbu kodeks normalari jiddiy buzilganligi, jinoyat kodeksining normalari noto'g'ri qo'llanilganligi va jazoning adolatsizligi hukmni o'zgartirish yoki bekor qilishga asos bo'ladi. Men aytmanki, bu yerda mana shu 5 talabni birortasi buzilgan yo'q. O'zlaringiz buni yana ham hali baho berasizlar, tekshirib, batafsil qaytadan tekshirdilaringiz, o'rgandilaringiz, shuncha kun bu joydan kelib, sizlarga katta rahmat, mana adolatli fikrga kelib, kelish oldida turibsizlar. Shuningdek, men aytmanki, bu yerda mana shikoyatlarda keltirilgan yoki aytilgan vajlarda birortasi tasdiqlanmadi. Mirobod tuman sudi hukmni juda asosida adolatli chiqargan, qonuniy chiqargan, sababli hukmda o'zgarishni qoldirishdi va keltirilgan shikoyatlarni rad qilishingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat bobo. Hurmatli sud ishchi qismlari. Rahmat sud sizga muzokara so'zi beradi. Mikrofonni qo'shing.
İşte biz. İşte yaptık. Yaptık, matematik. Matematik, uzak arasını söylüyorum. Assalamu alaikum. İşte. İşte yaptık, yaptık. Ben o şey böyle kursatmalarım yapıp kalama, hürmetli sütüye. Şu Muzrabot Tuman sütünü çıkarken şaffaf kararlarını, halklı kararını inovatka özünü kararda kalırsızını sorayım. Hem de apelasyon şikayet arızasını rahat kılışınızını sorayım. Ki hazır Otabek'e gafım var idi, otaları şu bayramda kadırım, şu opayım götürgen idi deyip ayttılar hazır. Ben işte götürüp ben. Bunu ağızı Otabek aytmadı, opa bir anda yok idi deyip. Bugünüm şunlar tuhmat böyle yaptı da şu bugünüm. Bunu ağızı Otabek aytmadı, ben öyle yaptım rolikte. Lekin opa yok diyorum ben. Opa geçirersiz ben sizi yok deyip açtığım yoldumdan götürdüm. Otalar tomonidan bugunim tuhmat bo'lyapti, lekin o'zlari rolikni ola turib, lekin bir og'iz hozir hech nima demay o'tiribdilar. 2 yarim oy yurdim deyaptilar. 2 yarim oy undan ham ko'p yurgansiz, lekin o'sha men o'sha mayli ko'rsatmalarimni qolaman. Siz undan ham ko'proq yurgansiz. Men oldiga kirmagansiz. Qo'lingizda qarorlar ham bo'lgan, hech ham siz hamma narsani bilasiz hozir, hammasini. Bilasiz, siz bir og'iz men bilan gaplashganingiz ham yo'q. Shu xatoliklaringiz hammasini o'zingiz bilib turibsiz. Men o'sha bergan ko'rsatmalariga qolaman. Shu Muzrabot tuman sudini qarorini o'sha kuchida qoldirishingizni so'rayman. Ben de Maruf'un cevap kullanmışsınız abi, ikinci stüdyoda. Buradayım. Assalamualaikum, Tumanlı diyor. Matamat sizi gönderdim. Tumanlı'nın stüdyonu, yani hükümünü kaldırışını söyleyemiz. Uz küçü de kaldırışını söyleyemem. Adalatlı hüküm çıkarası yok mu bir tanesi? Rahmet olsun. Turay, Mahsen, var mı? Assalamu alaykum. Masihga hurmatli ishtirokchilar. Otabek Sattori. Assalomu alaykum. O'tgan sudda ham Otabek Sattorining advokati Umid Davlatov o'sha bozorni noqonuniy degan narsalar bilan aytib muzokaraga kelolmaganman. Muzokarada noqonuniy joy qilinmagan, unday qilinmagan degan narsalarni endi mana Otabek Sattori notasi bu sudda ta'kidlab o'tdi. Bu bo'yicha men hujjatlarni o'sha Muzrabot sudiga berganman. Prezidentimiz tadbirkor yo'lga to'sqinlik bo'lish, prezident siyosatiga to'sqinlik bo'lish degan bilan barobar degan. Men tadbirkorman. Qo'limda masalan o'zimga yarasha masalan 200 ta 300 ta odamni imkon yetgancha ish bilan ta'minlab qo'yibman. Ular o'sha joydan oilasini boqyapti, davlatga soliqini to'layapti, hamma narsasini qilyapti. Otabekani men hech qachon chaqirganim yo'q, Sherobodga keling, yo'lmasam telefonni ushlaganim yo'q, yo'lmasam qo'lidan ushlaganim yo'q, yo'lmasam hech qanday ikkalamiz bilan hiç kendi adabı duymadım. Ben çakırganım yok, yoksa ben size telefon pazar kekılamın degen joyum yok. Hiç taşım buram baktığımda nasıllar yapırmayan. Özü kiyegen, ben o şöpet duymadım ben. Kiyin kiyedim, vakiyeden kiyin kiyegen ben. O, ben bilim duymadım ben sana. Menden talep kılış hakkı yok ki. Şimdi, şimdi her tarafından bir köy çıkışları söyleyeyim mi? Birinci hostu stüdyoda, juda ordularına karar çıkarırken, iki ilim juda ko'p menga bo'lgan nisbatan, menga nisbatan bo'lgan tuhmatlar bu davlat tomonidan mana endi Otabek Sattorning otasi tomonidan Otabek Jo'rayev kanalida tuhmat qilib uyida o'tirib ham buni o'tgan safar o'z birinchi sudda kechirmoqchi bo'ldim. Birinchi sudda.
onu otobüsat torun ammasını kıyan kılıkları, işte şantajı, yopışı, menge, kiyin, özlerini kıyan kılıkları, ondan kiyin, otasından sinirlerini kıyan avudu anıları, işte hazır ki özünü bana advokatımız yüze doğru yapardı. Hiç kendi dedim ben. Şeymanlık, yolluğu, kiyinim hazır ki çıkarttığım kararıyız, yeten yıkımda bloggerler, başka bloggerler de bu ağzını yopuşamaz. Bunlar da işte Prezidentimiz de odalarını açıklık siyasatın nıkok olmasızlık maksadı da bunlarla ders bölüşü için bu kogan bloggerlerle bütün Özbekistan Respublikası'nda bloggerlerle ders bölüşü için işte odalarını siz işte doğru hüküm çıkarışıyı söyleyeyim mi? Bu bloggerler iki tarafla ötken sefer sütte bir tarafla yoğurtup fakat otobüksat doğru oylası Ümit Davlat işte advokat yönüşmek nimalarını fakat körsetmelerini op çıkıp işte halktı bütün halktı bize karşı kayrak koydu özü aslında benim hiç kendi masam telefon gelmesin diye telefon gelmesin yani diktafonu bu zaps bu yönetken SMS'lerin screenshotlarını ben tağlık yiyemem hemen esasında bu şey bozorga bölgen yok yani bozorga kirgenliğin kirgen sen mi de bu şey menge taşlarını ketkenleri taşlarını degenim böyle gap o hangi gap o hangi de hemen sen yapırken yapıran hemen azını o çoğudun bayram kirgen bu şey kotumuzdan ziyadırlıkı kumbit fayınca bırakmış moğun hemen azı bu şey gokla bu şey nırsanı eğer buna iç kişiler kodunu bunlara tam masif bakın kürsetmanı vergen. Şu an için ötken birinci bozuk sütüdüğe kararlı öz küçüğü kaldırışıyı söyleyeyim. Uzakalan kürsetim mi? Evet. Daha farklı. Sakkola. Anamaz sizden uzakalan sözlerinden. Ne diyeyim biz? Birinci Zırva Tümanlı Sözü'de ol borulgen o zilana kararda soluk kolu kodlayma işaretle kaldırışlarını söyleyma çünkü bu yerde hazır mene oğan pulum doğrusu da salgına çünar skolat böyle yaptı otobüs atların gelpiden malum oldu ki bu kalıp şeyim hakkında böyleyemez sababı 20 bin dolar bin tadbir korumam doğru gelpiden o zaman bir oda elde miyim çünkü ertege brogla şerikçilik işleşte yol var gel aralışsa hiç kaçan brogla şerikçilik işlemeyiz. Çünkü doğrusunu etkime. Hakikaten ben sana bakanmadım, üçgen seferim ayıttı. Artık bir yigit kigar, çünkü işte bu sana vardı. Şunu aldım, özel kayıtlar. Lekin özel sana oldu. Hazır bir yana tökmat bile yaptım, yapı etkime. Bu hal şeyman, şeyman kılgın yigit emez. Ben bana doğrusunu. Ben işe kurdu, hakikaten ama kuda gelin malum, bandası gelin malum. Ben gelip gelip şundan alıp, şu bile işleyeyim malum. Mesela da, eğer böyle değerli spotları var, 234 bin, 835 bin kurdu o gelmem. Hujjatlar sizga taqdim qilingan. Agar o'shandan boshqa ishni yana bir sun pul olganimda davlovi syomka qilib, xuddi davlat sport tilxat tilxat hamma narsa hujjat talab qiladigan bo'lar. O'sha gap o'sha. To'g'ri, haqiqatan ham igrom olganmi, qaytarib berganmi? Bu qip qizil to'qma. Bu narsaga to'g'ri tushunishlaringizni, to'g'ri qabul qilishlaringizni so'rayman. Faqat men bu yerda aybim to'g'ri so'zligim. To'g'risini aytdim men to'g'risini. Agar buni o'sha aldaganimda yok, oğanım yok, körganım yok, bilmeyim ben deyişim mümkün edin. Doğrusu da, körganım yok, bilmeyim ben deyişim mümkün. Doğrusu, lakin burada kaç aylık benim sana ganım yok. O işe bak, ben ettim aşkına. Şimdi o da bir şey özde kaytar. Bir özde ki sana o. O yüzden kasırda sana oğanı bilen. Kaç aylık benim soru geldim. Ve işte benim oğan 234 milyon pulum. Hakikaten yazılır geldi, 835 bin. Oğan dedi, doğrusu da devlet normaları var. İşte bu hakikaten oğan ben. Pulunu kaytar bir hemen. Men uyimda qaytarib bersin, o'sha qarorni o'z kuchida qoldirishlaringiz so'rayman. Shu men anam. Muzokara so'zlari bo'yicha taraflardan qo'shimcha e'tiroz yoki munozara bo'lsa, davlat rahmat. 234 milyon 835 bin so'm pul qolganman dedim. Vaholanki jinoyatchi hujjatlarida adashmasam 3-chi tomda 200 millionga aloqada kvitansiya, 280 million so'mga aloqada kvitansiya qabul qilib oldim deb o'zlari firmaning pechati bilan asl hujjatni taqdim qilib qo'yibdilar. Demak,
obşe koşadigan bo'lsa 480 million so'm pulni tashkil qiladi. Aynan shu summani qabul qilganliklari to'g'risida notariusga ham original kvitansiya taqdim qilgan. Lekin bu holatni albatta xususiy ajrim bilan munosabat bildirishni so'rayman. Agarda bankga kirim qilmagan bo'lsalar, demak soliqda yashirinish bo'ladi. Bu holat yuzasidan albatta huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshirilib, albatta bunga huquqiy munosabat bildirilishi kerak degan fikrdaman. Ana kimda bor? Biroz qo'shimcha ma'lumot ruxsat bersangiz. Sudlov hay'ati hozirda hamkasbim normativ tomonidan muzokara so'zida tergovda tekshirilmagan holatlar haqida ham gapirib o'tilganligi sababli u kishi tomonidan keltirilgan asossiz fikrlarni qabul qilmasligingizni, jumladan qanaqadir video tasma, qanaqadir kinomi, nimadir ishlangan dedi, u tushunarsiz bo'lganligini va subyektiv fikrlarga tayanganligini inobatga olishni so'rayman. Shu bilan bir qatorda Jinoyat protsessual kodeksining 449 moddasi talablariga asosan prokuror ham, himoyachi ham barcha muzokara so'zlarni asoslashi belgilangan. Hurmatli prokurorimiz, afsuski faqatgina birinchi instansiyada yoki bo'lmasa oldin tergov harakatlari o'tkazilgan ayrim tergov harakatlarinigina o'qib berish bilan cheklandi, biror bir asosli yoki sud tergovida tekshirilgan dalillarga tayanmadi. Shu sababli undan tashqari qandaydir pora haqida ham gapirildi, lekin aynan ahamiyat qaratadigan bo'lsak, demak Narbayevani masalasida ayb e'lon qilishda ham hukmda ham hech qanaqa pora emas, aynan 2,5 million va pista masalasi ko'rilgan. Bilmadim, nomdan aralashtirilyaptimi, shu holatga ham ahamiyat berishni so'raymiz. 165 bo'yicha ham afsuski asoslanmadi, eski yana o'sha birinchi instansiyada gapirilgan gaplar va tergov davomida va biz hozirgi vaqtda shubhali dalillarga ham asoslanildi. Shu sababdan kelib, shu bilan bir qatorda kechagi guvohning ko'rsatmasini eshitgandan so'ng bugun kelib birinchi bob jinoyatchini ko'rdik, uning ko'rsatmasini tasdiqlovchi biror bir hujjat yo'qligini ko'rdik. O'sha keyin tergovchi ham qaytadan diktofon berganligi bo'yicha uni ham ko'rmaganligimiz sababli shundan kelib chiqqan holda diktofon bilan bog'liq bo'lgan masalaga ham qat'iy munosabat bildirishlaringizni iltimos qilamiz. Iltimos nomaga keladigan bo'lsa, ko'rish uniki bo'yicha haqiqatdan ham formal jinoyat hisoblansa-da, aynan shu holatni tekshirish, tegishli tartibda huquqiy baho berish tergov organlarining vazifasi. Vaholanki, Otabek Sattoriy bugungi kunda undan tortib olinganligi va keyinchalik muzokaraga kelib boshqa kishi orqali aytilgach qaytarib berilganligi haqida gapiryapti. To'g'ri, guvoh sifatida bugungi kunda so'roq qilingan shaxslar esa boshqacha fikr bildiryapti. Shu holatlarni ham aniqlik kiritish maqsadida bu holatga tergov organlari keskin qat'iy gapirganda nuqta qo'yish kerak. Biz uni jinoiy javobgar bo'lsin emas, qat'iy qonuniy chora ko'rilishini talab qilamiz. Ya'ni jinoiy ish qo'zg'atilib yoki rad qilish masalasi tergov organlari hal qilish kerak deb hisoblaymiz. Rahmat. Parakor degan so'zlar haqida videoda o'rgatib aytgandek, o'zim muzokaralar aytib o'tdim. Bu birinchi bob sizga hukmida ko'rsatilmagan degan fikrda aytib o'tdim, lekin menimcha o'qimagan bo'lsangiz, parakor rahbar degan so'zda aynan keltirib o'tilgan, undan tashqari jinoyat uchun to'liq o'rganib chiqqanda, demak, to'liq jinoyat uchun to'liq o'rganib chiqmagan deb aytilyapti. Haqiqat tomonda, ya'ni taqdim qilingan videoroliklar orasida bunda 3 daqiqa 11 daqiqa 3 daqiqa 11 soniya davomida xalq fikri ijtimoiy rol ijtimoiy tarmoq orqali aynan Otabek Sattoriyning o'zi ijtimoiy rolik tayyorlab, jinoyat hujjatlarini taqdim qilgan mavjud qoraqur rahbarni yana lavozimga tikladi, hujumni olib degan jumlalar bor. Shu qoraqur sifatida Norboyevni ko'rsatganligi buni taqdim beradi deb keltirib o'tgandi. Shu sababli inobatga olishni so'rayman. Undan tashqari ikkinchi masala bo'yicha 417 masalasi bo'yicha hozir qat'iy sifatida, fikr sifatida ma'lum qildi, lekin bu noto'g'ri fikr hisoblayman, chunki 417 moddada aynan ko'rsatib o'tilgan iltimosimni kiritiladi. Sudni muhokama qilinadi. Sud lozim topsa chiqarib chiqarsin, lozim topmasa rad qilishi mumkin deb o'tatib o'tdim. Ishtiyoqli bu qat'iy qaytarish haqida fikr bildirish uchun nosni o'zbek tilini va ishtiyoqli inobatga olishni so'rayman. Rahmat. Yani bu 4-7 bölücü kuranlarına baka veririz diye bencanı görmesek bana Otabek Sattori'nin 3. advokatı Sattori Abdümanlan Abdümanlan takı doğrudan doğru olduğu maaşında muzokarası diye meyde yaptı ki uylardı 10 faizini şehir hakimi ölüşümü, dölyasını bunlar sahası diye meyde yaptı. Şimdi bana şu kuranlattı ve ilimaki bayramlamaya düştümler şu halat böylece Allah'a etibar verişinizi ve bunu özellikle münasebetinizi bildirişinizi söyleyeyim. Çünkü
bu bir kurumsa yani bu şey davlatımız, prezidentimiz tomonidan saylab qo'yilgan insonlarni buna xohlagan kishi xohlaganicha buna qarab nima deydi? Yerda shamini qor yersa buna qadar davlat bo'lmaydi. Bu xaos bo'lib ketadi. Hamma bir biz yaxshi davlat qurish maqsadimiz bo'lsa bunday qilinmaydi. Biz odamlarni nafaqat bir yaxshi blogerlarning ishi, xalqni bir yaxshi tomonga yo'naltirish bo'lish kerak. Buni xalqni chalg'itib, hammani uni fikrini, buni fikrini qilib yurish bu yo'lamaki buna qadar kelajakda buyuk davlatni qurishimiz ancha qiyin bo'lib qoladi. Oqsoqol kishi boshlanib turib, pisvor sochib shu o'tirayotgan hozir gaplarini aytamanki, o'ylayman, men masalan o'sha hokimni tanimayman, salom alik deganman, lekin bu to'g'ri keladimi shu gap? Bunday sud zalida turib to'g'ridan to'g'ri qo'lida bir isbot hujjati yo'q beryapti. Agar yoki qandaydir isboti bo'lmasa, mayli agar shunaqa mutaammili qilingan bo'lsa, bu odamga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi kerak bo'ladi. Bu narsa yerda olish, uyni buzish bir bularni boshiga tushgan emas. Termiz shahridagi juda ko'p uylar buzildi. Bu qonunda belgilab qo'yilibdi. Yer davlatga, jamoat va davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilyaptimi? Buni davlat xohlagan paytida oladi. Chunki yer davlatga, shahar mana bu buzilganini evaziga o'zlaringizdan aylanib ko'rayotganlar sizlar. Shaharimiz qancha chiroyli bo'ldi, qancha obod bo'ldi. Buni bu birov olib o'ziga bir uy qurib olgani yo'q. Shu hamma uchun mo'ljallangan uylar qurildi. Bu narsalar hammasi shu shaharimizni obodonchiligi uchun qilingan holatlar bo'ldi. Hisobli mana shu holatda Başka konuşumca etiraz mülahazaları yok mu? Taraflarda? Yok. Sattari Atabek Abdülman'dan zorla. Bu hayatı sizce ağır söz verildi mi ama? Hazır. Neşir yapalım mı? Çok neşir yapalım. Şimdi sizce Ana kuşaymon bildirme yaptı. Bu ola Kurban kuşaymon da ikrar emas deyip yaptılar da hozir aytib o'tishdi. Mana kuşaymon degan qilgan narsani qildim deyman, qilmagan narsani qilmadim deyman. Man so'ragan narsamni so'radim deyman, so'ramagan narsamni so'ramadim deyman. Men birovni puliga katta bo'lgan inson emasman. Ota-onamni o'sha oyliklariga katta qilganman, o'sha bilan men katta bo'lib kelganman. Ular hozir mani g'arib va past niyatli inson qilib ko'rsatib, donlarni olgan, donlarni o'zlashtirib olgan. U gap men to'g'risi aytsam, o'zimizni uyimiz buzilganiga borasida so'rab oldim. Hurmatli sudya, adolat qaror chiqarishingizni iltimos qilaman. Bu birinchi instansiya sudidagi uzravoddagi sud bizni ochiqlab bermadimi desizlar bilan. U bilan to'g'ri manga bosim o'tkazib, u haqiqatda to'g'ri deb aytishyapti. 6.5 yil beryapti 165 statya bilan. Bugun hozir turmaga kelib qarasangiz, 165 statya bilan hech kim qo'rqib qamalmagan. Odam o'ldirdimmi yoki birovni chindan ham o'ldirdimmi suiqasd qilib sirlarni ochadigan agar videolar taqdim qilgan bo'lsam, shu narsani menga ko'rsatinglar, mayli, iqror bo'lay. Man o'zimni mulkimga zarar yetkazyapti, hokimiyat tarafdan uyimga zarar yetkazyapti. Qo'limdagi telefonimni rozi ochib kelib aytyapti, nima uchun mendan so'radi? Yo, ochib, man telefon qilgan yo'q, o'kasang. Senga hokimiyatdagilar telefon qildi. Otamanga hozir gapirib oldilar, sen bozorning bunaqa bunaqa deb, endi noqonuniy harakatlar bo'layotganmi, bo'lmayotganmi, men masalan bozorlarda shunaqa taraflarimni bilib, videolarda chiqarib, yoki videolarda chiqolmasdan turib, sen oldimga kelib, mana shunaqa desa, mana shunaqa desa, men aytmayman shu so'zni. Bu qayta-qayta hamma narsani takrorlab kelyapti. Hurmatli sudya, men ota-onam 70 ga kirdi. Ikkita farzandim, otam yetimga zo'r bo'lib o'tiribdi. Mani kechiringlar. Mani bir imkon beringlar, mani uyga boray, mani konsertga chiqarasizlarmi? Yoki uy qamoqqa olib kelasizlarmi? Lekin mani uyimni olib qo'ymanglar, mani uyimni, vatanimni olib qo'ymanglar. Iltimoslar. Man ichkimga bu do'q bo'lsa qilib, ko'chada bunaqa narsalarni ishlatib, yoki boshqa quruvchi ham shunaqa meni ustimga yozib berardi, agar manda shunaqa qarz va past niyatim bo'lganda. Hurmatli sudya, farzandlarim haqida mani kechiringlar. Farzandlarimni voyaga yetkazishim kerak. Man blogerlik
Minister Toyun Uman blogerlik kımet belir mi oluşu bağlıları? Halk fikirinde kür bağmasını ayıttı, kımdır, kımdır mi? Halk fikirge bir özünü arası bozu gerek ki, halk fikri Facebook'ta diyen, Telegram'da diyen belirli de oluşu. Aslında halk fikri Telegram kanalı man kanalı dışında olur, halk fikriydi, olur. Man turmada dırpam olduğu yıldan beri, bu halk oğuzu bölüyor. Eğer man administrator yoktu bir uşak grupanı katlaştırsam, turmadan hoşlar götürmüyor bu da bana. Bunlar mensiz kişiyle oturdu anlaştı. Ben sağ ol, sağ ol bölüyorum mesela internette. Turmadın sizce iltim olsun. Adolatın karılışı olarak, ben manya bir yanık imkan verildi. Oldu oyunu turmadan götürüp, sen numara bölgenin gözünü bulamam. Otomandı doğusunu oldu. Oğullarını da karışır. Ben geçirin de kurmadı sizce. Ağabey sözü yapın mı anladın mı? Yapın mı? Sulu okuyan masraf diye getirin. Postal.